Merhabalar ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur A'da podcast serimi hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum nasıl olunur? Bu bölümde konuğum fotoğrafçı, sanatçı, akademisyen Murat Germen. Hoş geldiniz. Hoş buldum. <laughs> ya ne güzel Çok oldu. teşekkür ederim bu davet için. Benim için değerli bir davet. <laughs> Aa ne mutlu bana. Şimdi ben burada fotoğrafçı, sanatçı ve akademisyen dedim. Öğretim üyesisiniz. Ama Mimar, şehir planlamacısı demedim. Asıl o eğitimler de var. Biraz onlardan da bahsedelim istiyorum. Nilay çok mimar seviyor diyorlar. Hı hı. Ben öğreticilikle, akademisyenlikle başlayalım diyelim. Ne dersleri veriyorsunuz? Sabancı Üniversitesi'nde çalışıyorum ben. Ve orada mimarlık veya kent plancılığı bölümü olmadığı için... ...görsel iletişim ve görsel sanatlar programımız var. Bizim okulda da bölüm lafı sevilmiyor. Program olarak geçiyor. Bizde bölüm başkanı da yoktur o yüzden sanıyorum daha demokratik bir ortam oluşturmak, birlikte üretmek adına öyle bir tercih yapılıyor. Orada da fotoğraf tabanlı dersler veriyorum ama aslında onları daha çok sanat dersi olarak görmekte fayda var. Yani hiç mesela fotoğrafın teknikleri üzerine özel bir vakit ayırmıyoruz. Daha çok kendini ifadeye yönelik, bir hikaye üretmeye yönelik, kendine ait bir şey üretmeye yönelik, bir tutkuyu ortaya çıkarmaya yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani biraz o anlamda deneysel bir derstir. Deneyselden kasıt şu yani çok tipik bir ders formatı değil. Ben onlara daha başta bakın ya yani ben size bir şeyler anlatacağım ama benim çok katı bir şekilde inandığım doğru ve yanlış standartlarım yok. Size anlatacağım şeyler tamamıyla kişisel düşüncelerimdir ve ben bunları size dikte etmek istemiyorum, empoze etmek istemiyorum ve siz burada beni mutlu etmeye çalışmayın. Siz kendinizi mutlu edin seçeceğiniz doğru bir konuyla. Bu konuyu da ben size söylemek istemiyorum, onu da siz seçeceksiniz. Ben zaten sizin gözlerinizde bu yapacağınız şeyden ne kadar zevk alacağınızı sene ortası veya sene sonu göreceğim. Bu da beni zaten yeteri kadar mutlu edecek. Yani dolayısıyla burada sizde iz bırakacak. Sizin de ileride hatırlayacağınız ay ne güzel şöyle bir ders almıştık orada da ben çok sevdiğim şu projeyi üretmiştim diyebileceğim. Bir proje üretin ve o yüzden de böyle başlarda biraz bocalanılır çünkü bizde hani özellikle lise eğitiminde, orta eğitimde falan yani bizde havre bir şeyler dikte edilir. Yani insanların kendi başlarına, kendi yeteneklerini keşfetmeleri için gerekli zemin sağlanmaz, o yola doğru itme yoktur biraz bocalanıyor başta dediğim gibi ama sonra yavaş yavaş benim hani iyi niyetimi anlıyorlar. Dersler arayüz tasarımı, iki tane fotoğraf dersi var. Bir de çok sevdiğim bir dersim var. 14 hafta boyunca İstanbul'un kültür sanat yaşamının bel kemiğini oluşturan çeşitli yerlere gidiyoruz. Yani tabii tasarımı da katmak gerekiyor kültür sanat ve tasarım. Bu bir mimar olabilir, bir kütüphane olabilir, bir üniversite olabilir, bir müze olabilir, bir tasarımcı olabilir, tasarım ajansı olabilir, matbaa olabilir. Bahsetmiştik. evet, <laughs> sohbeti, bana bakarak biliyor, gülüyor çünkü Özellikle buradan girmemin nedeni aslında bu dersti ve uygulamalı olması. Yani ben okul zamanında böyle bir şey deli gibi isterdim. Yani hangi bölümü okursam okuyayım. Çünkü teorik olarak öğreniyoruz, duyuyoruz. Ama şimdi hocalar da, hoca tipleri de değişti tabii ki. Daha çok sektörlerle alakalı insanlar hocalık da yapıyorlar. Ama böyle karşılaşmalar benim zamanımda az olurdu. Ve böyle bir şeyin canlısını görmek çok enteresandı. Bir de öyle insan daha iyi öğreniyor. ...öğreniyor, neyi sevip sevmeyeceğini... ...bazen bir karşılaşmayla görebiliyor. Yani işte bir matbaaya gidiyorsunuz... ...o işin nasıl olduğunu görerek... ...daha iyi öğreniyorsunuz. Bir de ortamın... ...içini görmek çok güzel. İşte... ...Hasan Çalışar'la konuşurken gemi mühendisi... ...olmak istiyordum diyor. Bir gittim... ...çok kötü alanlarmış, ben burada hayatta yapamazmışım... ...onu gördüm diyor. Yani bir ziyarette. Bazen yapamayacağını ya da istemediğini bazen de yapacağını ve istediğini o ortamlarda görebiliyor muhtemelen hı hı. Hı hı. öğrenciler. Aynen. Mesela derslerime dair olumlu bir şey söylemem beklenirse benden söyleyeceğim tek şey şudur. Yani kreatif içerikler söz konusu olan özellikle fotoğraf gibi derslerde kimsenin işi birbirine benzemez benim dersimde hmm. e, ve kimsenin işi benim işime de benzemez. Yani dolayısıyla ben kendi işime empoze etmiyorum. Üzerine çalışacak doğru konular budur diye de bir şey empoze etmiyorum. Tamamıyla serbestler. Tekrar öbür derse dönersek benim de amacım zaten akademi ile dış dünya arasındaki bağı kurmaya çalışmak. Yani çünkü akademi çok kendi içerisinde bir kutu olarak kalabiliyor bazen ve şu an tabii lütfen pratisyen olmayan akademisyenler bu lafımdan lütfen ama lütfen alınmasınlar. Kafamda net bir örnek yok. Sadece şunu demeye getiriyorum. O mesleği icra etmeyen kişiler size mesleği öğretiyor. Bu biraz tuhaf bir durum. O yüzden mesela bence en iyi üniversite hoca profil zenginliği şu şekilde olabilmeli. Yani hem yarı zamanlı pratisyen insanlar ders verebiliyor olmalı. Aynı zamanda da işin teori bölümünü çok daha iyi kotaran ve zamanını sadece buna ayıran insanlar o teorik çalışmalarını yapmaya devam etmeliler. Çünkü dışarıda olay bambaşka şekilde yürüyor. Tabii, Hiç öyle teorize tabii, edildiği tabii. şekilde değil. Yani oranın bambaşka kuralları var. Orası kurtlar sofrası. Bir de sürekli bir değişim var orada. Hı -hı. Bazen bir yıl içinde değişen bir sistem var. Bir de işin arka planında dönen bir şey var. Mesela matbaa benim için o yüzden önemli. Hı -hı, yani hı -hı. biz önümüze iyi de bir matbaa tarafından yapılmışsa şahane basılmış bir kitap alıyoruz falan ama onun arkasında ne gibi bir emek var? Hangi süreçlerden geçiyor falan bunları bilmiyoruz. Ve biraz ben onları da göz önüne çıkarabilmek için yani o gittiğimiz yerlerde oranın iç işleyişi nasıldır? Orayı kaç kişi yönetir? O soruları devamlı soruyorum ben. Sadece biz işte çok ulvi bir iş yapıyoruz. Kültür sanat alanındayız. İşte böyle şunları sergiledik bilmem ne. Tamam onlar zaten ortada. Ama ben iç işleyiş konusunda da devamlı bir sürü şey soruyorum. Bazen hatta doğru bir ortam oluşmuşsa işte mesela burada ...üç aşağı beş yukarı maaşlar nelerdir... ...işte çalışma şartları nelerdir... Hı -hı. ...onları bile söylemelerini istediğim olur ki... ...öğrenci de bilsin mesela... ...bu alanda nasıl buraya girilebiliyor... ...nasıl başvuruluyor... ...başvurduktan sonra şartlar nedir... ...işte ne kadar para kazanılıyor... ...mesela her sene olmasa da... ...yani böyle bir, iki, bazen üç öğrencinin... ...o gittikleri yerle bir staj... Bağlantısı ...anlaşma bağlantı kurduklarını gördüm... ...ve üstelik bir iki kişi hatta orada çalışmaya da başladı falan... ...yani hele bu bağı kurabildiğim sürece müthiş mutlu oluyorum. Bir de hayatımda da şöyle bir dönem geçirdim ben. Hala da öyleyim aslında. Amerika'da mimarlıktan mezun olduktan sonra bir sene böyle bayağı sıkı bir solcu mimarın yanında çalıştım ben. Mentorum diyebileceğim bir adamdır o herhalde hayattaki tek mentorum. İsmi neydi? İsmi Jody Gibbs. Yani hmm. Çok bilinen birisi değildir. yani Çok küçük bir ofis Yok, falan. Yok ben sizin bir söyleşinizde dinledim ha, bunu. Tabii. TED Hı -hı. konuşmanızda da olabilir. Ha, olabilir o, Merak belki, ettim kimmiş o biraz araştırayım çok, çok diye. Çok hakikaten önemli bir adamdı. Onunla çalışmaya başladığımda her türlü şeyi yapardım ben. Yani fotokopi mi çekilecek tamam ben çekeyim. Çay mı yapılacak? Ben yaparım. Zaten tek çalışan bendim. Çok da şahane bir tecrübeydi. Günün sonunda ledger dedikleri bir muhasebe kağıdı var. Ona bir şeyler yazılması gerekiyor. Tamam onu da ben yazayım. İşte ozalit mi çekilecek? Tamam onu da yapayım falan. Zaten ben, her işi yaparım. Yani böyle ay bu benim işim mi falan diye hiçbir işe hayatımda bakmadım. Yani affedersiniz askerde hani dışkı temizlerken de o işe aynı gözle baktım. Sanatsal bir faaliyet yaparken de ya yani evet bunun yapılması gerekiyor ve yaparız. Tamam sorun değil gözüyle baktım hep. O zaman da öğreniyorsunuz. Ve i̇şin her tarafını, her boyutunu öğrendiğiniz zaman... ...bir şey çözmek gerektiğinde... ...bir sürü kimseye muhtaç kalmıyorsunuz. Kendi başınıza evet. çözebiliyorsunuz. Mesela benden mesela 15 yaş genç fotoğrafçı arkadaşlarım var. Benim bayağı profesyonel fotoğrafçılar. Asistanları var. Çekim yaparken asiste ediyorlar. Photoshop'u onlara yaptırıyorlar bilmem ne falan. Ben de hala eski usul. Ben kendim çekerim. Bütün imge işlem, editleme işlemlerini ben kendim yaparım. Çünkü... Bunları yapmaktan hoşlanıyorum. Başkasına delege etmek isteyeceğim işler değil bunlar. Onu yaparken de bir şey görüyorsunuz tabii, öğreniyorsunuz tabii. ve o da bir yolculuk zaten Hı -hı. değil mi? Kesinlikle. şehir plancılığı, mimarlık, fotoğrafçılık, o fotoğraf sanatçılığıyla fotoğrafçılık ve sanatçılık farkları Hı -hı. bunları da konuşalım istiyorum. Siz bir ölçek küçültmüşsünüz tam anlamıyla. Bir de 1965 Ankara doğumlusunuz. Daha sonra ilkokulu burada bir modalı olarak bitiriyorsunuz. Hı hı. Anneniz, babanız biraz sizin anneanne tarafınızda var tabii değil mi yetişmenizde? Var, var. Çok çok önemli bir yeri var. Şöyle annem, babam evlenmişler ama aslında hiç böyle ikisi de evlenmeyi isteyecek tipler değiller. Yani hayatlarında önemli bir yere koymamışlar evlenmeyi. Ama bir şekilde işte bir araya gelmişler falan. Ben doğduktan 8 ay sonra, yıl bile dolmadan ayrılmışlar ve e, bence de iyi etmişler. Çünkü e, e, <laughs> yani devamlı onları herhalde kavga ederken görmek çok da zevkli bir şey olmayacaktı. Tabii hayli enteresan aile geçmişleri var benim. Anne tarafım ayrı, baba tarafım ayrı böyle çok e, enteresan şahsiyetler var ailede. Ve fakat ben böyle hiçbir zaman ya yani o enteresanlığın biraz belki bu entelijansiya veya işte kültür sanat dünyasına daha yakın duran insanların olduğu ailelerde böyle sorunlu haller de olabiliyor. Yani pek çok ailede rastlıyorsunuz buna. Yani böyle bir tipik aile kenetlenmesi olmuyor. Hı hı. Yani biraz hani bireyselleşmeden nasıl... mi Bireyselleşme. Mi diye Bireyselleşme. Evet mi işte zorunda. tam zaten onu diyecektim. Hani biraz <laughs> böyle daha ileri olduğunu varsaydığımız toplumlarda da hep oraya doğru yönlenir ya. Yani evet. çok enteresan yani. daha de halbuki belki tam tersi olmalıydı ama hani iyi eğitim almaya başlayıp donanımlı olmaya başlayınca falan birden insanlar iyice bireyselleşmeye başlıyor. Yani bir işbirliği yapmak yerine böyle bir rekabet başlıyor. Arkadan konuşmalar başlıyor. İşte kötü niyetli laflar dolaşmaya başlıyor ortada falan filan. Yani baba tarafında özellikle aslında anne tarafında da yani hiçbir zaman ben böyle çok bir sıcak bir aile ortamı yaşayamadım hmm. doğrusunu söylemek hmm. gerekirse. Bir şefkat yeteri kadar en azından göremedim diye düşünüyorum. Ki ihtiyacım var hakikaten. Böyle <gülüyor> şey... <gülüyor> çok güzel. Yani <laughs> <laughs> evet yani hakikaten böyle bir şefkat çünkü yani sevgi tabii ki çok güzel bir hepimizin. şey ama şefkat şefkat ay, daha derin bir şey ay yani. burun şahane bir şey oldu ya var var evet çok ya, hakikaten öyle o yüzden de mesela ben de şef... ha, doğallık şaşkınlığı yaşıyorum şu <laughs> an yani onun için gülüyorum yoksa yani tabii ki ben de kızardım ki. şimdi böyle. Evet ben bile... ama evet. çok hoş hepimizin ihtiyacı var, var. olmaz tabii. mı tabii. ve o şefkati bana anneannem verdi hmm. anneannem bu arada işte Nazım Hikmet'in kız kardeşi hakikaten şahane bir insandı yani bu kadar mı verici, herkese her şeyi toparlamaya çalışan, kimse küs kalmasın diye uğraşan falan böyle ev kadınlığını da gayet usturuplu bir şekilde yapan yani bir meslek sahibi olmamış hayatı boyunca ama şimdi ev kadını profilini de bazen çok standart bir yere getirince de böyle hani... Olmuyor, olmuyor. evet başka aynen, bir bilgelik de muhtemelen evet, evet. o değil yani mi? Evet hakikaten çok değerli bir insandı benim için. Annem gençliğinde üniversite okumaya başlamış, arkeoloji iki sene okumuş, ondan sonra sanıyorum evlilik dolayısıyla yarıda bırakmış. Ne yazık ki aslında çok isterdim devam etmiş olmasın çünkü annem çok ciddi bir Mısır uygarlığı hastasıdır diyelim, yani hayranı hmm. ötesine geçeceğim. Dünyada evrende bir enkarnasyon varsa bence annem daha önce bir Mısırlıydı, o çok net yani İnanılmaz bir tutkusu var Mısır uygarlığına karşı, yani firavunların Mısırından bahsediyorum. Babam da şehir plancılığı konusunun Türkiye'deki aslında en böyle bilinen isimlerinden bir tanesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde ilk şehir ve bölge planlama bölümü açılıyor. Babam onun kurucularından bir tanesi. Bir ara işte devlet katında Necdet Uğur vardır ee, bir zamanın önemli belediye başkanlarından yanlış hatırlamıyorsam. ona danışmanlık yapıyor. İmar ve İskan Bakanlığında şehir ve bölge planlama bölümünün kurulmasında etkisi oluyor falan. İsmi nedir? Aydın Germen. Hı hı. Bir sürü değerli mimar arkadaşları var böyle evlerine gidiyoruz. Evler hiçbir zaman çok lüks değil ama her zaman çok zevkli, her zaman şahane nesneler görürsünüz. Çok güzel müzik dinlenir, iyi yemek yenir. Lüks değil ama kaliteli bir yaşam falan. Ben orada sanıyorum karar verdim yani. Ya galiba mimar olmak fena bir şey. Olmasa ya gerek Cenedan mimar olayım güzel, diye. Aynısını anlatmış <laughs> olabilir <laughs> <Hakikaten> yani. Hakikaten. <laughs> evet, yani. O ama o Ankara Biri ortamı bir... mesela İstanbul'da değil. O Ankara'da çok tabii. güzel bir ortam var. İstanbullular çok aşağılarlar Ankara'yı. Ben hiç hoşlanmam ondan. Yani Ankara doğumlu olduğum için değil. Ben de çok severim bu Ankara. Evet Ankara tabii, çok düzgün bir yerdir ya. Yani tabii. hani böyle aşağılanacak bir yer değil. Sadece karakteri farklıdır. Yani ben mesela Ankara'da kendimi daha güvende hissederim. Daha organize bir şehir olduğunu düşünürüm. Tabii hani malum belediyenin olduğu zamanlardan bahsetmiyorum ama daha önceki zamanlardan bahsediyorum. Yani ne, ne de olsa cumhuriyetin kurulduğu yerdir. Çok güzel cumhuriyet dönemi mimarisi örneklerinin olduğu bir kenttir. Yani hiç böyle hani Ankara'nın en güzel tarafı İstanbul'a dönüşdür falan gibi düşünmem. Yani Ankara'ya Ben de hiç düşünmem Gitme ki... fırsatı olduğunda da evet, sevinirim hep evet yani. Evet evet. Ben de öyle. Sonra küçük yaşta geldiniz İstanbul'a? Evet. Ev anneanne evi ki daha önce orası bir ahşap köşk. Hmm. İşte Nazım'ın falan da gidip geldiği bir yer. Nazım'ın annesi ve ilk Türk kadın ressamlarından Celile Hanım'ın da tabii yaşadığı ev falan. Bahariye İlkokulu'na hani 5 adım olmasa da 55 adım yani çok yakın. Duruyor mu o ev? Ev duruyor ama ahşap haliyle değil tabii. Hmm. Gene bu yakınlık işi herhalde çok hoşuma gitmiş olsa gerek ki Saint Joseph. O da Bahariye İlkokulu'dan biraz daha uzaktı eve. Siz bir erkek okulunda okuyorsunuz sonuçta ya, değil mi? Biraz sorm, bundan sormayın şikayet sormayın ettiğiniz ya, bir sormayın <laughs> ya. <Yani gülüyor> ben zaten dinledim. yani zemin tam belki anlatamadım. Ben bayağı tabii hocalık onu aşmamı sağladı ama hala böyle bir utangaç tarafım vardır benim. E, ve bazen o utangaçlık, soğukluk ve mesafelilik gibi de algılanır. Amacım <laughs> mesafe koymak değil sadece hani utangaç birisiyim. Böyle hemen giremiyorum olaylara falan filan hele karşı cinsle olan ilişkilerde falan ya suratım kıpkırmızı olurdu konuşamazdım bir türlü iletişime geçemezdim böyle çok ilgi duyduğum çok arkadaş olmak istediğim insanlara hiçbir zaman adım atamadım yapamadım edemedim bilmem <laughs> falan ve okul da bunu artırdı yani hmm. çok fena bir şey yani tek cins okulu şu an galiba öyle niyetleri olanlar var maalesef zinhar yapılmaması gereken bir şey cinsler birlikte okumalı birbirlerini iyi tanımak durumundalar Karma eğitim kesinlikle vazgeçilmemesi gereken bir şey. Tek cins okuluna çocuklarını yollamamalarını tavsiye ederim. Siz bir de voleybolcusunuz aslında hı -hı, sporcusunuz. Hı -hı. Bu daha aktif ve sosyal olmayı sanki getirirmiş gibi ya, geliyor. Ya evet ama şimdi şöyle diyeyim ben size... <laughs> Biz bayağı başarılı bir eküriydik aslında yani bütün San okulları öyle. Dünya da... ikincisi falan olmuştu. Evet, evet. Yani Sizin bunu, zamanınızda. Bunu anmadan geçmemek de. lazım. Bülent Meriç vardır yani e, Türkiye'deki voleybol antrenör ekolünün en önemli isimlerinden bir tanesi ve Bülent abi San Josef'ten kaç tane nesil geçmiştir elinden yani aralıksız Türkiye şampiyonluğu ya böyle bir şey olabilir mi yani bir tane istisna yok hmm. yani aralıksız Türkiye şampiyonluğu. Dünya 1, 2, 3 dördüncülüğü var. Biz de ikinci ekipteniz. Yani dünya ikincisi olmuştuk. Utangaçlığa bir örnek vereyim. Robert Kolej kız takımı da bu aralar. Bayağı iyi bir takımdı ve çoğunlukla onlar da şampiyon oluyordu her sene olmasa da. Ve böyle biz bir yerlerde görüşmeye başladık. Mesela işte bu anlatacağım hikaye Çankırı'da oldu aynı otelde kalınıyor. Akşam böyle işte lobi gibi bir yerde bir araya geliniyor. Sohbet, muhabbet, sessiz film oynanacak. ben o masum şeylere bile yani böyle mesela hadi Murat sıra sende falan çıktım ve bir şey yapamadan indim falan. Yani böyle ya bu kadar mı olabilir yani bir asosyallik veya utangaçlık falan. Neyse sonra bir şekilde insan çünkü bunu atmazsınız zaten yaşamanız mümkün değil. Bir de siz burada İTÜ'de okuyorsunuz. Evet. İlk önce. Sanzöf'ten mezun olduktan sonra İTÜ'de okudum şehir ve bölge planlama ve şehir ve bölge planlama bölümünün ilk mezunlarındanım. Ve çok da iyi bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Ben şu andaki eğitime göre de birazcık daha farklı bir eğitim aldığımızı düşünüyorum. Çünkü şehir bölge planlama İngilizcesiyle policy olarak geçen bizde politikalar olarak çevriliyor ama biz direkt siyaset algılıyoruz ya politikalar deyince. Yani planlama politikaları üzerine gider genellikle daha büyük ölçekte kararlar verilir falan. Ben de büyük tepeden düşme, karar verme mekanizmalarından hiç hoşlanmam. Çünkü onlar böyle empoze ederler. Empoze şey. ederler, dikte edicidirler ve hiç benim hayat tarzım değil. Dersimi bile öyle vermiyorum zaten ondan sonra biz böyle daha urban design diye geçen İngilizcesiyle daha kentsel tasarım ölçeğinde bir eğitim aldık. Yani küçük müdahaleler. Yani İstanbul'a hakim tek bir müdahale yapamazsınız. İstanbul'un farklı farklı mahallelerinde farklı insanlar yaşıyor. Herkese aynı ...yaklaşım tavsiye edilemez ki. Her mahallenin isteği farklı. Bir sokakta farklı. bile pek çok farklı çok doğru, şey var. Çok doğru, çok Ya da bir apartmanda bile. Şimdi yani biraz bravo. daha ayrışıyor ama. Kesinlikle, çok doğru bir nokta bu. Kesinlikle çok iyi dikkat çektiniz. Hakikaten daha apartmanda bile meseleleri çözemiyorken... ...ben nasıl İstanbul'a tek vücut bir öneri getirebileyim? Mümkün Hı -hı. değil. Hı -hı. E, o yüzden de o kentsel tasarım ölçeği her zaman çok mantıklı gelmiştir. Çok da güzel projeler yaptık. Ve hakikaten de hocalarımı bize iyi bir eğitim verdikleri için hep iyi bir şekilde anarım ama ondan sonra yani bu her iki meslekte de tam olarak barınamayacağımı yurt dışında da mimarlık ha, yurt dışında da evet, evet genelde tersi yani. yapılır önce şey mimarlık mi? sonra şehir plancılığı yapılır ben hep sizin başta da aslında dikkat çektiğiniz bu ölçek küçültme meselesi yani hmm. vites küçültme meselesi üzerinden gittim yani çok geniş kapsamlı kent plancılığından biraz daha kentin parçası olan mimarlık yapısının tasarlanması sonra artık fotoğraf yani fotoğraf çok çok daha küçük çok daha kendi yağında kavrulabileceğin bir alan. Onun da nedeni ben bu arada marifet diye söylemiyorum. Ben kriz çözme konusunda çok kötüyüm gerçekten. Yani böyle telaşlanıyorum. Bazen o telaş beni şeyleri belki beceremediğim için öfkeye yönlendirebiliyor. Birden çekilmez birisi olabiliyorum falan filan. O yüzden de mimarlıkta özellikle dedim ki ya ben hani hem kendimi üzeceğim hem başkalarını üzeceğim. Ne gerek var böyle bir şeye? Çünkü mimarlığın önemli bölümü kriz çözmeyle yürüyor. Hmm. Yani mesela bir doktora gittiğiniz zaman o da bir uzmanlık eğitimi alıyor değil mi? Doktora nasıl ameliyat yapması gerektiğini anlatır mısınız? Hayır yani dersiniz ki aman doktor kurban olayım. Hani benim şu sorunum var ne olur hallet yani ama mimarlara bu şekilde gidilmiyor ki. Yani hani parayı ben bastırıyorum. Benim istediğim gibi olacak diye bakıyor müşteri. Bunu da bir yere kadar anlayabiliyorum. Ama diğer yandan da ya bırak bir kendini. Bir uzman var karşında. Üstelik ismi de bilinen birisi. Onun için ona gitmişsin zaten. Bırak bir bakalım o ne yapıyor senin için. Mimarlık bir taraftan da bir ikna sanatı gibi geliyor yani. <laughs> bir de kontrolünüz dışı şey de çok, çok, aslında değil mi? Kesinlikle. Bir de hani bazen kaprisler falan devreye girebiliyor. Tabii, tabii, o çok zaten iyice zorlaştırıyor işi. Bir de şehir plancılığında öyle başka şeyler devreye girebiliyor ki mesela diyelim bir araba fabrikası kurulduğu bir yere ve işte o araba fabrikasının kurulmasının nedeni tabii olabildiğince çok araba satmak değil mi? Hı -hı. Ve olabildiğince çok araba satabilmek için olabildiğince çok yola ihtiyaç var. Dolayısıyla mesela yol inşaları veya kent planlaması, bileşenlerinin ne olacağına karar verme safhaları bunlara çok dayanıyor onlara göre karar veriliyor. Halbuki şeyde çok standart bir kural vardır her seferinde zikredilir. Diyelim bir yol var, bu yolda tıkanıklık var ve o yolu şu şekilde çözüyorsunuz en basit çözümle. Madem sıkışıklık var genişletiriz. <laughs> Bu geçici olarak o sorunu çözer sonra sorunu daha kötü hale getirir. Çünkü şişe ağzı sendromu diye bir şey vardır. Yani geniş gelir sonra bir yerde o daralmak <laughs> zorundadır. Çünkü siz o yolu genişlettiniz ama o yolun bağlandığı yerleri genişletmediniz ki. <laughs> yani dolayısıyla orada zaten tıkanmak zorunda ve tıkanıklık daha da büyüyor. Çünkü siz debiyi artırıyorsunuz. O yüzden aksine yolları iptal etmek tabii ki saçma olur da. Ama fazla yol yapmak, yolları devamlı sayısını artırmak veya genişletmek... İdeal şehir plancılığı kurallarına göre tercih edilen bir şey değildir. Onun yerine toplu ulaşıma yatırım yapılması gereklidir. Bunun da mesela iyi örneklerinden bir tanesi Kolombiya'nın başkenti Bogota. Çok da hakikaten gidilmesi gereken bir ülke ve yer. Orada Eduardo Peñalosa efsane bir belediye başkanıdır. Ve tam da benim dediğim türden bazı planlama kararları vermiş belediye başkanı kendisi. Hmm. Hatta bizim metrobüs onlardan örnek alınarak yapılmış. Ah e, ya şahane. Ya ben de hep yayınlarda Jane Jacobs'dan bahsediyorum. Diyecekler ki hatun hmm. da başka birini mi bilmiyor. Yani Jane çok Jacobs o kadar hmm. güzel anlatıyor ki. Hmm. Yani çok benim tarafımdan anlatıyor. Hmm. Belki de hani biraz daha dışarıdan bakabildiği hmm. için. Sürekli otomobiller için şehirler tasarlamaktan bahsediyor ve eleştiriyor ya. Şimdi siz onu söylerken de yani ne kadar insanlar için az yol yapıldığını işte nasıl ayrıştığımızı... Ayrıştırma çok fena bir şey yani zaten bizim birlikte olmamamız isteniyor dayanışmamamız Hı -hı. isteniyor ve bazen mimarlık ama büyük çoğunlukla da kent plancılığında ayrıştırma stratejileri var. Hmm. Yani bir araya gelmememiz için yapılan çeşitli zonlamalar var. Dolayısıyla ben bunun parçası, buna alet olmamak için ben şehir plancısı olmak istemedim. Çünkü insanlar daha iyi yaşasın diye şehirleri planlamıyorlar çoğunlukla. İnsanları nasıl böleriz? Nasıl onları farklı kutulara koyabiliriz ve ondan sonra da onları istediğimiz gibi yönetebiliriz şeyleri var. Rio de Janeiro'ya gitmiştik semayla. Emniyet sorunları halledilse ilk üç şehri arasına rahatlıkla koyarım. Şahane bir şehir gerçekten. Ve orada favelalar var malum yani Tabii. bizim gece kondu dediğimiz Hı -hı. şey ona favela diyor ve Janice Perlman diye bir Amerikalı kadının yazdığı favela diye bir kitap var ve o kitabında açık ve net bir şekilde ki biz bunu favelaya gittik orada favelalı biri tarafından da rehberlik verilerek bir favelayı gezdik Brezilya'nın en büyük favelası bu arada favela da Rosinha diye. Janice Perlman diyor ki... ...buralara özellikle suç enjekte ediliyor. Sırf gene işte bu ayrıştırma politikası. E neden? Çünkü bakın buraları artık çok emniyetsiz yerler haline geldi. Biz şimdi buralara böyle size dikeceğiz gökdelenleri. Ondan sonra yapacağız buraya işte o emlak geliştirme projelerini. Ondan sonra burası gayet güzel yaşanır bir hale gelecek. Dolayısıyla ayrıştırma politikası burada da işliyor. Ve bunu müteahhitlerle, el birliği ile çalışan iktidarlar yapıyor bunu sonuç itibariyle. Ve bizde de bir örneği var... Maltepe sırtlarında Esentepe, Gülsuyu ve Gülensu diye 3 tane mahalle var arka arkaya. Oraya da uyuşturucu enjekte edildi. Fakat mahalleli dişli çıktı ve dediler ki biz uyuşturucu atıyoruz bünyemizde. Yani bunu bahane göstererek bizi buradan kovamazsınız diye bayağı bir direnç gösterdiler. Fakat galiba oraya da yani eninde sonunda bir yolunu buluyorlar maalesef. Belki bir yayında söylemiş olabilirim Fatih Sütçü ile yaptığımız deprem sonrası yayında da olabilir. Yani böyle Oxford sözcükler buluyor ya yılın sözcüğü <laughs> şudur budur diye. Ben uzun süredir çökme sözcüğünün ya yani bizim kelimemiz olduğunu düşünüyorum. Yani hem fiziksel olarak çökme, hem toplumsal olarak çökme, birinin malına çökme olsun. <laughs> yani her türlü çökmeyi görüyorum. O kelime pek çok şey karşılıyor ki benim için. Üzülüyorum. Yani bu konuları biz bitiremeyiz. Size şu altın madalyanızı tamam. sorayım. Bir altın madalya hikayeniz var özgeçmişinizde. Şöyle, şimdi MIT'de okudum ben ve MIT hakikaten ya yani mühendislik açısından dünyanın gerçekten önde giden tabii, üniversitelerinden biridir ve sıralamalar tabii neye göre yapılıyor onlar çok müpem şeyler ama gene de işte hani böyle dünyanın en Mühendislik Üniversitesi diye bilinen devamlı o listeye ya ilk üçte ya da ilk sırada giren <laughs> üniversitedir falan. Açılımını Neyse. yapacaktım da o şehri hiç söyleyemiyorum. İşte Massachusetts düzgün. Institute <laughs> of Technology söylerken zorlanıyor insan. <laughs> MIT deyip geçiyoruz. <laughs> <laughs> Espri yapan mitten misin abi falan diye. <laughs> bir de ben oraya full burslusu olarak gitmiştim. Onu getmiştim. merak ediyorum. Bir de onu söyleyin. O burs nasıl alınıyor ve ne sağlıyor? Ya ben hep onu merak ediyorum. Şöyle edmiştim. bayağı böyle bir seçim sürecinden geçiyorsunuz. Yani benim başvurduğum yılda 12 kişiydik galiba. 750 başvuru arasından bir sürü mülakat oluyor. Mülakatta bayağı zorlayıcı sorular soruluyor. Hatta şu an İngilizce çok rahatım. Ana dilim gibi neredeyse. Ama o sıralar tabii o kadar da rahat değildim. Bayağı zorlayıcı soruları o işte yarım yamalak İngilizcenizle cevap vermeniz gerekiyordu. Bayağı ciddi siyasi şeyler de soruluyor bu arada. Hmm. Yani çünkü sonuç itibariyle bilinen bir burs programı bu. Türkiye'yi temsilen oraya bazı insanlar gidiyor. Hani bazı konularda aşırı düşünen insanları falan. istemiyorlar. O aşırı düşünceleri ortaya dökebilecek. Bayağı ciddi sorular falan da vardı. Peki size ne veriyorlar karşılığında? Ya şöyle full karşılık. Üstüne bir de aylık bir harcara. Ki işte kira meselesi hallolabilsin. Yani o da o harcırahta hakikaten kirayı ödeyip de üstüne de aylık geçinebilecek parayı bırakabilecek bir hacrahta hiçbir zaman çok değildi ama tam doğru hacrahtı. MIT'ye Fulbright bursuyla gidiyorsunuz siz. Evet aslında Fulbright'ın çok tercih ettiği bir şey değildi bu çünkü MIT gibi okullar en yüksek harç isteyen ha, okullar. Evet. Tabii belli bir havuz var, anlaşılır <laughs> şey. Fakat benim çok net bir nedenim vardı. Ahan mimarlık programı açılmıştı o zamanlar. Bir Harvard'da bir de MIT'de işte AKPA'ya yani İslam mimarisi için Ahan programı. Adı altında bir program vardı ve benim de niyetim bir çeşit çift ana yapmak gibi bir şeydi bu. Oradan da ders almaktı. Çünkü orada çok değerli isimler vardı İslam mimarisi de çalışmalar veren hatta Ahan mimarlık ödülleri vardır ya. Hepsi tabii, aynı tabii, tabii, bünye işte zaten. Tabii. O zaman tabii çok net bir nedenim olduğu için hani benim onu seçmeme izin verdiler. Evet hayli yüksek bir harcı ödemek ve ailem bana para göndermek zorunda kalmadı yani Hı -hı. öyle diyeyim kısaca. Hı -hı. Ben de o yüzden yani her şeyde çok süper sorumlu birisi olduğumu iddia edemem ama yani bu tür özellikle herkese nasip olmayan türden bir şey size bir sorumluluk size verildiyse aman böyle onu ben çok ciddiye alırım ben. Yani Hı -hı. gerçekten aman bir şey getirmeyen bir halel getirmeyelim <laughs> bu işe falan diye. Bir de şöyle bir durum var. Yani ben zaten olayın teknik yönüne de çok meraklıyım. Hakim de olabiliyorum falan filan. Tam o sırada müthiş bir dönemdi o. Analog dünya dijitale evriliyordu. Tam bir geçiş dönemiydi o ve ben o geçiş dönemini bütün o dijital dünyayı yaratan merkezlerden birinde geçiriyordum. Yani ...neler oluyorsa önemli bölümü MIT'de oluyordu. Ee, Altın sonra... madalyayı söyletemiyorum <gülüyor> size. <gülüyor> ben hep böyle bin bir dereden su getirerek anlatırım maalesef. <laughs> şey Ama kaybolmadım bu sefer. Şunu demeye getiriyorum. ya yani O kadar değerli bir vesileydi ki benim için. Bunu sonuna kadar değerlendirmem... ...son damlasına kadar bunu tüketmem gerekiyordu <laughs> falan. E O zaman da ister istemez çalışıyorsunuz. Amacım hiçbir şekilde birinci olmak falan değildi. 5 üzerinden 4.8 ortalamayla birinci ha, bitirdim MIT'de. <laughs> <laughs> ama ya hakikaten dediğim gibi amacım bu değildi. Akademik mükemmeliyet içine, akademik excellence dedikleri onun için verilmiş. yani Yoksa bir mesleki mimarlık madalyası değil. Almış olmak da tabii sevindirmişti beni. Oh ne güzelmiş. <laughs> Babanız hayatta mıydı o zaman? Hayattaydı. Ha, o da Hı -hı. mutlu olmuştur tabii yani. <laughs> Annemizi de olmuştur ama evet. babanızın ama mesleği şöyle, biraz daha öyle. şimdi ben ya. yani çok bu tür konularda biraz yavaniyim diyorum kendime. Bunu bazen böyle marifetmiş gibi anlatanlar olur. Ben marifet olarak görmüyorum. Ben mesela böyle çok tören falan meselelerini pek sevmem. Düşünsenize böyle bir şey olmuş değil mi? Oraya anneni babanı çağır bir şey, olay yarat falan yok. Yani böyle ben o gün aldım ödülü çantamda duruyor. Öyle bir otobüse bindim işte bir yere gidiyorum falan Amerika'da. Böyle kendi kendime düşündüm ya dedim işte yalnız başımayım kimse yok paylaşmak için bunu falan filan diye. Yani buna üzüldüm mü sevindim mi bilmiyorum ama yani böyle öyle bir durum oldu yani mesela ne annem geldi ne babam geldi büyütmeyelim ya bu konuyu falan <gülüyor> <gülüyor> ha, tabi ama tabii muhakkak ki çok sevindiler tabii ki. Tabii tabii Hı. eminim. Peki demokratik hoca olmak yani kendinize siz muhtemelen öyle tanımlamazsınız da ben size dikte etmeyeceğim siz karar vereceksiniz benim anlattıklarım da kesin değildir hani bunlar benim doğrularım yarın da belki değişebilir Hı -hı. dediğiniz zaman yöneticiliklerde Okullarda, hocalıklarda bazen sorun olur. Siz o ilişkiyi nasıl kuruyorsunuz? <laughs> Şöyle çok güzel bir şey sordunuz aslında. Bu bir çünkü hayat stratejisi bu. Belli bir şeyiniz varsa o da toplumun genel yapısıyla o mütevazilikle işlemez ha, ya bazen evet, işte evet, mesela. Aynen. Evet yani siz mesela yeteri kadar sosyalleşme yapmıyorsanız onun size çeşitli zararları oluyor. Mesela bizim Sanat ortamında e, alanlar... da Oo, yani Mesela ben açılışlara falan yeteri kadar gitmiyorum. Bayağı yüksek rütbeli, gerçekten de biat seven insanlar var sanat ortamında. Onlara biat edemiyorum, yapamıyorum, bünyeme uymuyor. Hmm. <laughs> o yüzden bazı yerlerde kara listedeyim şu anda. Hmm. Onlar bilirler kim olduklarını <laughs> şurada söylememe gerek Galeri taraflarında mı, müzelerde Her mi yoksa ikisi de olabiliyor. politika Her ikisi de olabiliyor. daha hükümet Yok, daha daha Artırım. çok şey hayır hayır Sanat ya hükümette de ya hepsinden. Mesela bir eleştiri yazısı yazıyorum bizim ortamın daha iyi olmasını sağlamak üzere. Mesela kimseye bir laf söylemek değil. Zaten bir hedef yok. Belirttiğim bir isim yok, kurum ismi yok, şahıs ismi yok, hiçbir şey yok. Bakıyorum şahsın birisi benim söylediğim şeyden üstüne alınmış. Hmm. Başka birisinden duyuyorum ki işte bana çok bozulmuş. Murat da çok konuşuyor ya falan <laughs> filan demiş hmm. falan. İnsan çok şaşırıyor ya böyle şeylere. Siz otokratik tavırlardan rahatsız oluyorsunuz. Malum halleri eleştiriyorsunuz. Hep kendiniz de ona dönüşüyorsunuz sonra. Yani biat etmeyenleri hemen kare listeye alıyorsunuz. Arkalarından laf çıkarıyorsunuz bilmem ne falan. Neyse yani daha fazla girmeyeyim o konulara. Yani şöyle yapıyorum. Bana güvenenlerle şöyle bir ilişkim var. Mesela okulda bana yöneticilik pozisyonu da... ...ne kadar bölüm başkanımız olmasa da koordinatör diye bir görevimiz var... Yani yaptım onu falan da ama her zaman böyle yönetici olmaktan kaçtım. Çünkü yönetilmeyi sevmediğim için yönetmeyi de sevmiyorum. İkisi beraber çalışıyor çok doğal yani. O yüzden de hep onlardan kaçarak o zaman benim bir görev borcum oluyor. O zaman ben ne yapıyorum onu? Mesela çok çalışarak ve benden istenmeyen bazı şeyleri Hani yanında tarak da veriyoruz. <gülüyor> yani, <gülüyor> hani, ve onu vererek diyorum ki hani ben tamam şunu yapamadım ama bunu vereyim size. <laughs> ne vereyim abime falan gibi. <laughs> o şekillerde kapataraktan bir güven ortamı oluşturmaya çalışıyorum. Ve hakikaten beni uzaktan görüp de belki tam bilememiş insanlarda o duygu oluşturmam çok zor tabii. Ama yani bir kere bende çalışsınlar. Yani ben onlara gereken şeyleri zamanda teslim edeyim, geciktirmeyeyim. Hmm. Mail e, istedikleri zaman gün içinde hadi en olmadı ertesi gün hemen atayım falan filan. Hmm. Ya bu konuları çok acayip ciddiye alıyorum. O zaman da bir müsamaha ortamı oluşuyor. Yani müsamaha ve güven. Güvenince de bazı konularda size müsamaha gösterebiliyor. Yani, Abi bu adamı bu konuya sürmeyeceğim diyor. <laughs> Ama şu konuda da istediğin zaman tak diye karşılığını verir de diyebiliyor. Kayseri Mimarlık Festivali'nde Festivali. Hı -hı. Kerem Piker, ikimizin de ortak dostu. Hı -hı. O küratördü. Siz de konuşmacıydınız. Ben de arkanızdan çıktım konuşmacı olarak. Ya sizi dinleyince hemen ben sizin modelinizi çözüyorum mesela. <laughs> hani O teknik disiplini kendi yapan hani size bazen empati kurabildiğimi Anlatabilmek <laughs> için bu kadar uzun konuşuyorum ama. Yok yok ben de benzer eğilimler görüyorum yani. Yani. sizin yaptıklarınızı. <laughs> Peki siz niye Türkiye'ye geldiniz ve fotoğrafçılığa nasıl evrildi bu iş? Niye mimarlık yapmadın? İşte dediğim gibi hani kriz çözme konusundaki zayıflığım ve biraz da işte daha kendi yağımda kavrulabileyim çok büyümeyeyim çünkü öyle arada belli fırsatlar geldi yani bir arkadaşımla hatta ortak bir tasarım ajansımız vardı. Sonra bir karar verilmesi gerekiyordu. Daha büyük bir şeye evrilelim mi falan diye. Ve ben şey yapamadım. Ben böyle mutfakta olmayı seven birisiyim bir de. Bir kere de emlak işinde olan bir arkadaşım, çok değerli bir mimarın oğludur kendisi bana Amerika'dan döndükten sonra bayağı değerli bir teklif yaptı. O dedi ki işte Kemal Kantö gibi yerler yapacağız. Ben araziyi bulacağım. Sen mimarlığını yapacaksın ve paraya para demeyeceğiz. Çok haklı yani herhalde öyle olacaktı. Ve ya dedim bana bir hafta verir misin? Ben biraz böyle arıza bir herif olduğum için bunu bir düşünmem lazım benim falan filan. Sonra hani ve aklıma çeşitli sahneler geliyor falan. So dedim ki ya ben bu işi batırabilirim. Yani <laughs> yani belli şekillerde davranmam gereken yerlerde o davranışı gösteremeyebilirim. Ben doğru adam değilim yani. Hmm. Ondan sonra da yavaş yavaş hani böyle şeyler de olunca tamam peki bunu yapamayacağım. Yani ne yapacağım o zaman ya? Yani hayatımı da kazanmam lazım. Miras yedi değilim ki. Hmm. Yavaş yavaş işte bu Aradamento dekorasyon olarak adlandırılıp da şimdi Aradamento daha doğru bir ismiyle mimarlığa dönüşen hmm. değerli Uğur Tanyeli'nin hala başında olduğu dergide iki sene çalıştım. O çok güzel oldu. Yani tabii gelir olarak <laughs> aile basın malum düşüktü. Tam da o sıralar çocuğum doğmuştu falan filan. Ama tabii kültür sanat dünyasına bir giriş yapmış oldum. O dünyada bir şeyler yapabileceğime dair insanlara bilgi verebilme şansım oldu. Yani hani ben yazı da yazabiliyorum, tercüme de yapabiliyorum, fotoğraf da çekebiliyorum falan filan. Onların çeşitli örneklerini oraya koyunca işte insan ha tamam evet yani bir içerik üreticiyle tanıştık. işte yakın zamanda şunları şunları yapabiliyor diye akıllarına bir kenara yazıyorlar. Yani fotoğraf en sevdiğim hobimdi. Ve şu an fotoğrafı gerçekten yani çok fazla indirgememek lazım. Gene müşterinin özel istekleri olabiliyor ama yani iyi bir göz, iyi bir algı, işte iyi bir fotoğraf makinesi ve iyi bir lens parkı. Çok küçük yatırımlar değil ama normal büyük yatırımlar da değil çok iyi bir bilgisayar olduğunuz zaman bu dünyanın içinde kendi başınıza her şeyi götürebiliyorsunuz. Yani <laughs> Küçük ofis. Yani, küçük ofis aynen yani ben o yüzden mesela ev köşelerinde uzun yıllar çalışabildim kendime ait bir ofisim olma ihtiyacı duymadan. Hatta çok evcil bir adamım ben hani aile hayatımı seviyorum, eşimi seviyorum, çocuğumu seviyorum. Onlarla birlikte olmaktan hoşlanıyorum çok monogam bir tipim zaten falan. <laughs> Yani tam böyle evcil, aile babası falan tadında. Bu arada şimdi ben <laughs> sıralamayı atlamayayım. Yani şimdi siz Ankara'da doğuyorsunuz. Biraz büyüyorsunuz. Daha sonra İstanbul'a geliyorsunuz. Hı -hı. İstanbul'da okulları bitirip Amerika Amerika'dan sonra bir Ankara'ya dönüş var. Sonra Bilkent'te bir öğretim üyeliği var. Sonra aşık olmanız var. <laughs> sonra Sema Hanım'la birlikte İstanbul'da Aynen. yaşamanız, Hı -hı. evlenmeniz Hı -hı. var. Hı -hı. Ve o sırada biraz dergicilik başlıyor değil mi? Evet Basın yani 96 doğumludur düşünme. Ege, sevgili. Oğlumuz. Nazım, Ege, Nazım Ege tabii tabii. Yani <laughs> hani, Nazım'dan bir isim taşısın istedik. Direkt Nazım koymadık ismi çünkü benim zaten kuzenimin ismi Nazım. Nazım Ege koyduk. O da sağ olsun hakikaten Nazım ismini çok güzel taşıyan bir çocuk oldu. Çok duyarlı, dünyanın... ...içinde bulunduğu dinamikleri çok iyi çözen... ...bence biraz hatta erken çözdü yani. O yüzden böyle bazı hayal kırıklıkları yaşayabildi dünyada. Bir de siyasete meraklı. Siyaset bilimi okudu zaten. Hmm. Bu arada pek çok insan... ...pek çok sanatçı... ...kendi hayatını anlatırken... ...sergilerini, eserlerini anlatırken... ...eşinden de çok bahsetmez. Ne kadar destek alsa da. Hani ben konuklarımda da bazen görürüm. Ben ısrarla sorarım yani. Hiç mi yok bu nasıl olunur içinde? Eşin katkısı. Siz çok anıyorsunuz. Hatta bazı hmm. metinlere böyle eş yaratıcı yazmak, eş hmm. sanatçı hmm. yazmak fikriniz bile var. Hmm. Niye öyle? Nasıl bu şeyiniz var? Ya şöyle belki sorulacak sorulardan bir tanesi nasıl sürdürülür? <gülüyor> yani, <gülüyor> Doğru, esas olay öyle. ya, Aynen. Ve bu sürdürülme meselesi tabii direkt hayatla bağlantılı. Yani evde yaşadığınız hayat sizin kurmaya çalıştığınız şeyi sürdürmekte en çok sığındığınız yer. En önemli yer. Yani kale. sizin sığınağınız kaleniz orası. Ve yani o kale olabildiğince sarsılmaz bir kale olduğu zaman ve onun sarsılmaması için herkes bir çaba gösterirse bunu da zaten zikretmek yani ben bunu hani eşime hoşluk olsun diye değil aynı zamanda hani bir görev olarak da görüyorum bunu. O kalenin inşa edilmesinde ve sürdürülmesinde benim eşimin çok büyük bir payı varsa zaten ben bunu hani müteşekkir olduğum için de söylüyorum. Hakikaten kendimi borçlu hissettiğim için söylüyorum bunları. Yani, yani samimiyetle yani dediğim gibi bazen i̇nsan. çok çekilmez birisi olabiliyorum. Ya, hepimizin zor tarafları var. <laughs> Hepimiz birbirimize dayanıyoruz falan. Ya o çabaya gösterildiği sürece o şey de verilmeli yani. insanlar birbirlerini güncellemeli. Yani nasıl bir sanatçı yaptığı bir şey içine sinmişse ve ortaya atmış ve bir takdir bekliyorsa insanın da öyle bir işe ihtiyacı var. Yani bir insan Arada yaptığı şeylerden dolayı gizli kalan, belki yeteri kadar ortalıkta görünmeyen, sağlanan bir altyapı var, bir zemini var. Onun için teşekkür gerekiyor. Hı hı. Ve ben de bazen işte bunu hani daha kamusal bir şekilde yapıyorum ki o sırada aslında işte Sema'ya da bir şey söylemiş oluyorum. Yani hı. O da duymuş oluyor yani. Bir de böyle çok iyi çiftlere baktığımda maşallah uzun da sürsün kenetlenme ilişkisini görüyorum hayata karşı. Hı -hı. Çünkü geldiğimiz noktada çok tercih yapıyoruz. Çok söylediğim bir şey. Yaptıklarımızı insanlar görüyorlar. Belki onlar için ödüller, madalyalar, övgüler de alabiliyoruz ama yapmadıklarımız için, tercih etmediklerimiz için, geride bıraktığımız bazı avantajlı görülen, hızlı görünen haller için takdir edenimiz ancak en yakında ona şahit olan eşimiz oluyor. Hı -hı. Ailemizden birileri oluyor. Onlar bizi desteklemezlerse mesela siz çok büyük bir teklifi reddediyorsunuz belli görüşler ya da politik şeyler için. Orada sadece belki de eşiniz ve oğlunuz var. Hı -hı. Şimdi o dese ki size, kiradan kurtulsak her şey belki başka olacak, değil Hı -hı. mi? Hı -hı. Birlikte dayanıyorsunuz. Bazı Ke böyle kesinlikle. şeyler tabii, tabii. çok görüyorum. Yok çok doğru dediniz yani mesela başka bir kadın orada diyebilirdi ki yani tamam Muratcığım yani sen bu teklifi reddettin de ya ne güzel rahat edecektik ya diyebilirdi. <laughs> Çocuk da şurada ha, filan ha falan falan yani böyle hani bazı seneleri de geçirecektik. Zaten işte o minnet borcu ondan kaynaklanıyor. Yani Hı. bir şeylere beraber karar verildi Hı. veya ben bazen kendi başıma karar vermiş olsam da o karar desteklendi ve ben bunun için de müteşekkirim ve bunun da ifade edilmesi gerekiyor. Bazen gündelik hayatta belki eve yorgun argın döndüğün için falan belki bunu söylemek aklından geçmiyor. O yüzden bence her fırsatı değerlendirmek lazım. <laughs> çok güzel. diye düşünüyorum da. Buradan da ona selam, selam yolluyorum. evet evet. Benim e, çok hoşuma gidiyor o sizin her şey için aranızdaki sağ olsun bah. yani <laughs> onsuz pek çok şeyin tadı olmazdı. Yani ben gene bir şeyler yapmaya devam ederdim de paylaşamadığınız sürece bir tadı yok ya. O zaman makine gibi hmm. bir şeyler üretmiş oluyorsunuz hmm. o da makinenin ürettiği bir şeyi insanlar tüketmiş oluyor falan. Halbuki yani işin sosyal tarafını bu dayanışmayla yeşerttiğiniz zaman bundan sonra yapacaklarınız için de büyük bir şevkle yani mesela bir şeyler yaparken artık mesela Sema da benim gibi düşünüyor. Mesela bir konu aklına geliyor ya gel bak şuraya da gidelim diyor. Hmm. İşte en son Amsterdam'daydık bir proje için. Orada bir küçük bir galeriyle işbirliği yapacağım. Ve dedi ki gel Hollanda'da çalış hani o işler onları sunalım falan diye. Amsterdam'da olduğumuz 7 gün boyunca ...beş gününde Sema ya yanımdaydı. Değil Onu de işte de. beraber geliştirdik hı, yani. Hı. O şahane bir his. Bir, evet evet o bana çok iyi geliyor. Ortaklık. Evet. Aa, evet. Yani o altın madalyayı otobüsle alıp... ...çantanızda işte kendi evet. başınıza doğru, dönmüşsünüz doğru. ama... Doğru. ...gerisinde doğru. güzel i̇şte, oldu. <laughs> ya sizin bir röportajınızı okudum. Hatice Ezgi Özçelik, Özçelik yapmış. Mi? İfsak Blok'ta vardı. Bir soru içerisinde bir cümleyi not ettim. Diyor ki... ...sanatta birincil ürün sanatçının kendisidir. Yarattığı ise... Yan ikincil üründür. Esası bir tespit. Doğruluğunu tartışırız ama artık gazeteciler için böyle mesela, değil mi? Yani aslında gazetecilikte birinci ürün haber olmalı ama artık hı hı. gazetecinin kendisi, hı hı. şarkıcının kendisi, şarkıdan çok şarkıcıyı merak ediyoruz. Şimdi bu dünyada sizin bir tipolojiniz var. Daha geri planda durmayı seven. O dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? ...sanatçıyı fazla yüceltmek gibi hmm. de oluyor o cümle ama yani... O e, bir eleştirerek ele, ama he, söylüyor. He, evet, evet, aynen, aslında aynen. soruda bir eleştiri var. Doğru, haklısınız. Ben de zaten o gözle bakıyorum. Şimdi ben bir aktarıcıyım aslında, öyle bakmak hmm. lazım. Yani ben mesela bu sanatçılık meselesini de açıkçası çok ciddiye almıyorum. Şundan dolayı ben bir hayat kurtarmıyorum. Veya insanların hayatını kurtaracak bir icatta da bulunmadım. Yani öyle bir mucit de değilim. Yani dolayısıyla böyle çok önemli bir iş yaptığım gibi bir algım yok. Yaptığım işi çok seviyorum. O ayrı mesele. O anlamda da kendimi şanslı hissediyorum. Ama en azından madem ben buysam ya yani artık bu aşamadan sonra hayatta mucit veya doktor olacak halim yok. O yüzden yaptığım işi olabildiğince ciddiye alıp bir güven duygusu yaratıp yani ben madem bir şeyler aktarabiliyorum ve bana bu fırsat veriliyor birçok insan diyor ki ya hadi Murat'la bir sergi yapalım ve sergilerin çok büyük çoğunluğu yani %99'u belki özellikle saymadım tabii ama hep hani teklif bana gelir. Hiç daha reddettiğim olmadı. En küçüğünden en büyüğüne. Hiç hiç böyle ayırmam, ayırmayı sevmem. Çünkü size birisi bir işbirliği teklif etmiş. Sizi o kadar ciddiye almış. Size o kadar güvenmiş. Mesela sanat dünyasında çok sıklıkla sorulan bir soru. Başka kimler vardır? Hmm. Başka kimler var diye sorulur. Hmm. Hiç daha sormadım bir kere bile. Hmm. Çok ayıp bir şey görüyorum karşı tarafı. Yani ben başka kimler vara göre mi karar vereceğim yani? Şöyle o serginin genel söylemi benim siyasi görüşlerime karşıdır. O zaman gayet kibar bir dille affımı isterim. Çakmam da yani geçirmem de. Sadece derim ki kusura bakmayın ben şu nedenden dolayı müsait değilim falan derim geçer giderim. Ama o yüzden mesela şeylere çok çağırıyorlar beni. Kültür yönetimi programları var bazı üniversitelerde. Ve öğrencilere sergi yapma görevi veriyorlar. Hmm. Ve öğrenciler de sanatçılarla iletişime geçiyor. Ve sergi yapıyor gibi davranıyoruz. Hani siz de onun parçası tabii seve seve falan diyor. ya şimdiye kadar hiç reddettiğim olmadı. Bazen o sergiler gerçekleşmemiş olsa da. O yüzden de hani benim sanatçı olmam veya olmamam hiç önemli değil. Bazı hatta sanatçı bile demeyebilir. Umurumda bile değil gerçekten hmm. inanın. Ya yani siz de mesela bir içerik üretip Türkiye'de yapılmayan bir şeyi yapıp bu değerli topraklara bir şey bırakmak istiyorsunuz değil mi? Yani yaptığınız şeyler, bu konuşma serisi, her umut, orta karar buna hakikaten bir iz bırakacak şeyler ve benim de yapmaya çalıştım o. Birileri benim yaptığıma bakarak bir heyecan hissediyorsa bütün mesele odur. Bir yeteneğiniz var, beceriniz, bilginiz hı hı. var ve bunu siz zaten onu iyi bir niyette, hı hı. şikayet ettiğiniz alanda karşı bir duruş olarak hı hı. kullanıyorsunuz gibi geliyor. Tamamıyla amacım o. Aynen. Kötü şehirleşme olur bu, toplumsal bazı kaygılar olur, susuzluk olur, çevresel değişimler olur. Sizin işinize baktığımızda aslında mesaj kaygılı hı hı. ama bunu çok naif bir şekilde Yapan. Çünkü bu çok köşeli bir şey <laughs> ya artık doğru, yani doğru, böyle doğru. çok bıçak sırtı bir şey. Doğru. Çok dik ve gözüne sokan garip bir şey de olabilir Hı -hı. ama işte orada sanatla zanaat bir arada onun için birleşiyor Hı -hı. bence. Hani orada sanat diyebiliriz hani kimse size demese de olur belki ama. Sanatçı olmayı ben bir paye olarak görmüyorum. Dolayısıyla hani bana bu düşmüş ben de bunu layıkıyla olabildiğince becerebildiğim kadarıyla yerine getireyim. Tabii bizim alanda şöyle bir tehlike var. Özellikle de fotoğraf evet. üzerinden ilerliyorsanız. İngilizcesiyle literal diye bir kelime var. O bize böyle daha, o da hoş Fransızca bir kelime ama didaktik falan gibi çevrilebiliyor. Yani biraz fazla şey olmak işte dediğim gibi yani bir iş yapıyorsunuz öyle bir şey koydunuz ki oraya o hemen kendini çözdürüyor ve bir sihri kalmıyor artık. Mesela sanatta bu çok istenen bir şey değildir. Yani birazcık böyle bir o sihir kalsın istenir. Birazcık böyle insanı meşgul etsin zihnini bir dakika burada ne oluyor ya falan ne demeye çalışıyor bu falan diye. Benim o şey ikiye ayrılıyor. O yüzden işte siz de başta onun ayırdığını yaptığınıza sevindim. Mesela fotoğraf sanatçısı diyorum ben hayır diyorum. Ben fotoğraf sanatçısı değilim. Hmm. Ben fotoğrafçıyım, sanatçıyım ve akademisyenim. Yani fotoğrafçılık ayrı, sanatçılık ayrı, akademisyenlik ayrı. O da şundan dolayı ne zaman fotoğrafçıyım? Yani mesela Metrohan'da İTÜ restorasyon programıyla Antakya'daki deprem ve onun verdiği hasar üzerine bir işbirliği yaptık bölgede çektiğim bazı fotoğrafların Google Street View'daki deprem öncesi fotoğraflarıyla karşılaştırmalı çalışmaları vardı. Evet. O sayede çünkü enkazın ne kadar büyük bir enkaz olduğunu görebilme fırsatımız oldu o karşılaştırma sayesinde. Ve o seriyi ben sosyal medyada yayınlamıştım. İlgilendi İBB ekibi İTÜ Restorasyon evet. programı. işbirliği yaptık ve Antakya üzerine bir sergi açtık orada. Onlar da daha önce çeşitli röleviler yapmışlar e, aynı alanda. Bence çok da bilgi veren, belgesel anlamda nitelikte yüksek bir içeriği olan. Orada ben mesela sanatçı değilim. Hmm. Ya yani O tamamıyla benim fotoğrafçı olarak katıldığım bir sergi. Evet hmm. sergi olunca sanat olmuyor mu ama diye bilenler olabilir. Hayır, yok. Yani bir sürü belgesel sergide izledik. Hmm. O bir sanat eylemi değil. O bir fotoğrafçı eylemi. Hmm. Ama Kerem'le Ferda Art Platform'da işbirliği yaptığımız Feyazan sergisi... ...o tamamıyla bir sanat eylemi. O yüzden ayırt etmek istiyorum ikisini. Hmm. Bir de sizin belgeleme, arşivleme ihtiyacınız var değil mi? Hmm. Ben de, de o ihtiyaç of. çok olduğu için çok çok iyi anlıyorum. Bunları nasıl yapıyorsunuz? Neleri belgelemek istiyorsunuz? Neyi belgelemeliyiz değil evet. mi? Bunu seçmek kesinlikle çok doğru çünkü yani belgeleyecek o kadar çok şeyimiz var ki neyi seçeyim ben de. Yani Evet. Herhalde sanıyorum en uçucu olanı belgelemeye Aynı çalışıyoruz. Aynı şey. Kolay yani, kaybolan, kaybolan diye düşündüm aynen, mesela. Yani hiç olmazsa yani biz bunu koruyamayacaksak Hı -hı. ki topraklarımızda, ülkemizde öyle bir temayül var maalesef. Yani Tabii. böyle birçok şeyi yitip gidiveriyor birden hiç. Bazen deprem yapıyor ya da büyük çoğunlukla da biz yapıyoruz. Hı -hı. Akıl alır gibi değil. Yani mesela ne bileyim 3-5 sene önce Salzburg'a gidip bir nedenle 1700 küsurlardan kalma bir pastane görmek mesela çok acıtıyor insanın içine. Burada 1700'den kalma cami bulursun ancak. <laughs> yani hiçbir... da, hep diyorum 15 yıllık restoran tarihi sayılacak. bir evet, o seviyeye şu, geldik aynen, yani. E, Demberi falan hani hatta bazen de sins falan yazılıyor İngilizce. Ya onlar nasıl oluyor. yapılıyormuş biliyor musunuz? Yani yanlış aktarmayayım, yanlışsam söyleyin de ben çok görüyorum ya Beyoğlu'nda yaşayan bir insan olarak. 10 yıl önce yoktu, 5 yıl önce yoktu, 3 yıl önce yoktu. Hatta o marka bile yoktu. Hı -hı. Sins bilmem ne, Hı -hı. Den beri var ya. Siz gidiyorsunuz, başvuruyorsunuz. Mesela o senede kurulmuş bir şey Şirket kapanmış, Oy. onun adıyla bir şey yapmaya başlıyorsunuz. Gerçekten evet, mi? Evet, bir kuruluş tarihi var. Bunu neyse, ve çok moralim bozuldu. Ya tabii. <laughs> ya şey görmüştüm. Ben, Ankara'da bir kafeye gitmiştik. Hatta kitabımda öyle bir yazı da var. Bununla dalga geçen bir öykü yazdım da. Bu gerçek bir hikaye. Gittik. Since 1984 yazıyor. Ama yepyeni bir kafe. Her şey yepyeni. Hani böyle üçüncü nesil kahvecilere tuğla duvar, bisiklet asıyorlar, Star Wars maketleri falan. Hı. Tam öyle bir yer. Ya dedim 84'ten beri mi var? Yani çünkü Ankara'lı da değilim. Hı hı. Hani görmemiş olabilirim falan. Ya sorduğum anda şunu düşündüm. Şu cevap olamaz herhalde. Kurucumuzun doğum yılı dedi. 1984. Hayda inanılmaz gerçekten. O <laughs> mükemmel. Evet. Yoksa dedi biz 3 ay önce açıldık. <laughs> 1984. İnanılmaz. Ya böyle bir ülkede yaşarken tabii ki her şeyi kendi aklına bile sahip çıkmak istiyorsun yani Çok onu doğru. bile. Çok <laughs> tam sahip çıkmak. <laughs> bir kutuya koy. Aynı anda öyle mesela <laughs> Tarsus'ta yapılan Akdeniz Bienali oraya bir davet aldım. Çok da güzel bir etkinlik oldu. Mesela iki gün daha fazla kalıp orada bir Tarsus'un eski evlerini belgelemek bir de daha önce deprem çalışması için gittiğim Antakya'ya bir daha gidip bütün o enkaz kaldırıldıktan sonra dümdüz arazinin içinde arada arada böyle çıkan tek tük diş gibi hmm. evler falan o son halini belgelemek istedim. Bunun için bana ne bir ödenek ayıran birisi var ne bir şey tamamıyla kendi başıma yaptığım bir şey bu. Çünkü bazı insanlar var biraz insan onlardan örnek alıyor. Mesela Selahattin Gizavire lafına ederim onun. Çok severim. Ee, evet. Yani şahane bir iş yapmış çünkü. Böyle baya ben hani şu derece deli şeyler yapabiliyorum. Deli derken hani birçok insanın bakmayacağı. Mesela diyelim zamanın ruhunu yansıtan bir billboard mesajı gördüm. Yani böyle işte var ya billboardlarımız malum. Onun üzerinde böyle mesela ne bileyim işte son zamanlarda olmuş bir olaya dair böyle bir kutlama yapılacak planı. O olay hakkında ne düşündüğün çok önemli değil. Ama o olay ortaya çıkmış, yapılmış ve tezahür etmiş kamusal alanda. Mesela onu da fotoğrafını çekiyorum ama onu mesela hiçbir zaman ne bir sergide kullanacağım ne bir şey falan. Mesela ham modda çekiyoruz en profesyonel modro yani raw evet. dediğimiz. Benim yüz binlerle hatta artık milyon olma ihtimali çok yüksek. Bazı fotoğraflar ya hiç açılmadı bilgisayarda öyle ham olarak duruyorlar. Açmadım bile. Günün birinde birinin eline geçerse inşallah bu arşiv onlar açacak o dosyayı. Ve diyecekler ki evet ya 50 yıl önce veya 30 yıl önce bir da şu konu edilmiş. Bu böyle bir mitinge çağrı olmuş falan filan diye. Of deli arşiv. Ya, çok, de, çok deli, deli arşiv, ya. tabii, tabii bayağı yani, gerekli, ve, ne yani, ve Şimdi yeni bir de 48 megapiksel modunda ham fotoğraf çekebilen bir cep telefonum var. Onu o ham moda aldım standart. Yolda devam ne görsem mesela Mart'ı mı gördüm kaldırımı işgal eden tak onu çekiyorum. İşte çok güzel eskiden kalma bir binanın cephesinde şahane bir seramik tak hemen çekiyorum falan. Nasıl klasörlüyorsunuz bunları? Oo, yani şöyle diyeyim benim fotoğraf çekim Beş zamanım kadar e, e, yani en az <laughs> onun kadar bir de indeksleme ve onu bir kenara yazma onu isimlendirme. Çünkü ben çektiğim Esiz. şeyi bulamıyorsam çekmemin hiçbir anlamı yok öyle bir sistem kurdum ki şu anda bir de şöyle bir şey var onu özellikle belirtmek istiyorum. Hani günün birinde bu arşiv birilerinin eline geçerse şeyler çok mutlu olacakları bir durum var. Akıllı telefonlarda GPS lokasyon atıyor. Evet. Tamam şahane çok güzel fakat ben fotoğrafların önemli bölümünü profesyonel makineyle çekiyorum. Tabii da Ya en profesyonel makinede GPS modülü yok. Hala, Yok, olmamasına yani yani. Nasıl şöyle küçücük ya şu GPS modülleri şu gözlük camının yarısı kadar falan yani. Niye? Bilerek mi yaptın? Ne bileyim acaba? Bir, bir anlasam. Anlayamıyorum neden entegre edilmiyor bir türlü. Sonra ben bir yöntemini buldum. Akıllı telefonla bir rota tutuyorum. Hı -hı. Sonra onları bilgisayara attıktan sonra fotoğraflarla rotayı eşleştiriyorum. Tam böyle hakikaten ne bileyim yarım metre hassasiyetle tak diye fotoğrafın jeolokasyonunu koyuyor. Ve benim son mesela 6-7 senedir çektiğim fotoğrafların hepsi lokasyon bilgilidir. Bir gün birisinin eline geçince diyecek ki ha, bu tam olarak şurada çekilmiş Müthiş, diyebilecek. Müthiş. Ya ben Kayseri'de yani, siz tam. söyleyince şaşırdım. <laughs> hala mı yoktu yani? yok diye. Hani ben 5-6 yıldır yok. onun farkındayım. Hani 5-6 yıl önce söyleseniz A, Hı -hı. evet yok derdim. Onun için de ben kullanmıyorum zaten. Hı -hı. Yeri bulamıyorum. Zaten ATM tabii tabii, makineler en güzeli falan. Telefonla çekmek. Bir de şey hiç seviyorum ben anlık gizli gibi çekiyorsun Hı -hı. ya bazen. Ya anlık meselesi bir de siz bir akıllı telefon kullanıcısı olarak halktan birisiniz. Hı -hı. Kimse size dönüp bakmıyor ama ben ne zamanki ki kameralar çekmeye başlasam abi hangi kanal ve işte hangi gazete bilmem ne falan yani hemen bir başkası oluyorsun. Halbuki birisi farkında olmadan mesela evliyim en son Sevinerek gördüm ki Antakya Uzun Çarşı'da hayat başlamış falan büyük çoğunlukla. Gene bir şeyler satılıyor, erkekler gene kahvede pişpirik oynuyorlar bilmem ne falan Böyle bir turist modunda böyle bu da önemli bir belge türü değil mi? Geleneksel bir çarşıda okey oynayan erkekler. Yani bu fotoğraf geleceğe kalması gereken bir fotoğraf. Yani onu çekmem lazım yani. Ve onu çek böyle işte tepelere bakar gibi yapıp mesela onlara doğru doğrultup akıllı telefonla çekiyorum. Çünkü hiç umurlarında bile değil. Ama ne zaman kamera doğrultsam anında rahatsız olacaklar. Sıkılmıyor musunuz? Yani bu cep telefonları da <laughs> böyle sorunca sıkılıyorum <laughs> ben dediğim. <laughs> Şunu kastediyorum. Yani şimdi bu Fotoğraf makineleri ağır, zorlu. Yani GPS'i bile yok. Evet, çok hı hı. kaliteli çekiyorlar. Bir sanatçı için çok önemli. Mesela sizin çok belli koleksiyonlarda, müzelerde de fotoğraflarınız var. Yurt dışında da alanlar, sizinle çalışan galeriler var, oldu, olacak. Onlar için fotoğraf makinesi önemli. Cep telefonuyla hani o aynı olmuyor tabii ki ama yani ağır, fiziksel şartları var. Sokakta istediğiniz gibi çekemiyorsunuz. Hı hı. Ya ben de cep telefonuyla çeksem diyor musunuz ara sıra ya da yapıyorsunuzdur. Bazen zaten. fotoğrafçılar olarak aramızda da konuştuğumuz bir konudur bu. Mesela mimarlık fotoğrafçıları grubumuz var WhatsApp grubu. Orada mesela zikredildi bu. Yani böyle meslek hastalıkları var. Omuzla, boyunla ilgili çeşitli kalıcı ağrılar olması, boyun fıtığı çıkması bilmem ne falan gibi... Tabii hepimizin kafasında böyle hani evet akıllı telefon kadar taşınabilir olsun ama yüksek çözünürlüklü olsun işte ne bileyim hani 100 megapiksel olsun en az ve aynı zamanda bizim işte geniş açı diye adettiğimiz 20 ila 24 milimetre arası olan daha fazlası fazla geniş açı oluyor. Bir de işte mesela 1000 milimetre tele olsun. Yani hmm. 20 de çekebilsin, 1000 de çekebilsin falan diye böyle kafamızda idealize ettiğimiz ama şu an itibariyle teknolojinin yaratamayacağı bir cihaz rüyamız var. Hmm. Çünkü hakikaten sıkıldık yani taşımaktan <laughs> Gerçekten çok büyük büyük bir de farklı amaçlar için farklı lensler var. Fotoğraf dünyasında maalesef lens kalitesi eşittir ağırlık demek. Yani hmm. ne kadar ağırsa o lens o kadar kalitelidir. Çünkü hmm. gerçek mercek kullanılmıştır, plastik mercek değildir dışarıdaki metal tüp kaliteli bir metalden yapılmıştır bilmem ne falan yani dolayısıyla var tabii ki olmaz mı yani sıkıldık neyse ki demin de bahsettiğim yeni kullandığım telefonda bu 48 megapiksellik modun olması beni biraz rahatlattı. Mesela en son bir Kuzey İtalya gezisi yaptık Sema'yla. ile. İşte bu Liguria diye bir bölge hmm. var Genova'nın olduğu. Bir de Lombardiya var. O da malum göller bölgesinin olduğu. Mesela Orada fotoğrafların sayısına baktım, profesyonel fotoğraf sayısı kadar akıllı telefon fotoğrafı var. O demek oluyor ki artık bayılmışım yani. <gülüyor> <gülüyor> yani... Peki mimarlık fotoğrafçısı olmanın ayrımını da biraz anlatsanız siz bize. Çünkü Hı -hı. bir binayı bütün açılarıyla gösterebilmek için mimar olmak şart değil ama bir binayı anlamak şart herhalde. Mimarlığın kendisini konu edinen fotoğrafa da mimarlık fotoğrafı denilebilir tabii ki ya yani mesela diyelim uzaktan. 70 bir tele zoom var elinizde. Makineyle işte yaklaştırdınız. Çok tipik bir fotoğraf vardır ya böyle cam cepheye eski bir binanın böyle kırık kırık yansımaları evet, evet, oluyor. çok evet, sevilir o fotoğraf. Evet, evet. evet yani o bir mimarlık fotoğrafı mıdır? Evet ama onu çeken mimarlık fotoğrafçısı mıdır? İlle de değil. Evet. Olmayabilir, olabilir de. Hani mimarlık fotoğrafın daha profesyonel anlamda belki ayırt edecek bir konuma koyarsak ona göre bazı optik aksamlar elinizde olması gerekiyor. Yani mesela en başta bu shift lens dediğimiz ve daha öncesi bunun teknik kamera diye adlandırılan film yüzeyi mercek yüzeyi arasında körük olan ve o körüğün de farklı farklı kayma hareketleri yapabileceği bir düzenek vardı. Onunla çekilirdi ideal mimarlık fotoğrafçılığı. Peki teknik olarak böyle ama mimarlık fotoğrafı çeken birinin biraz da o açıları, kullanımı neyin niye yapıldığını da bilmesi gerekir mi? Bence biraz e, öyle gerekiyor. Ge gerekir e, ve çeşitli lensler mesela o 0.5 modu güzel. Evet o aşırı ultra wide dedikleri yani çok geniş açılı bir lense dönüştürüyor birden 0.5'e hmm. götürünce. Onu mesela çok ustruklu kullanmak gerekir. Çünkü onu böyle çok yukarıya doğru çekerseniz çizgiler böyle anormal bükülmeye başlar. Binanın altı normal ya da geniş çıkıyor ama yukarı Yukarsa doğru da iyice üçgenleşmeye tabii, başlar tabii, fotoğraf tabii. yani mecburen evet. yapacak tamam. bir şey yok. O tür no durumlarda aslında yukarı. siz gene de <laughs> e, karşı binadan izin alsam mıyı gene de yapın bence. Bizim çünkü onu düzelten, perspektif düzelten özel lensimiz var işte bu shift hmm. lens. O bile bazen çare olamıyor çünkü sokak çok dar oluyor. Ve o durumda en doğru çözüm işte sizin dediğiniz ya acaba karşı binadan izin mi alsam diye ben mesela hep öyle yaparım. Çünkü yerden o shift lens dediğimiz şeyle asıl meselemiz yani objektifi yukarı doğru kaydırmamamızdır. Bizim yukarı doğru kaydırmadan çekim yapabilmemizi sağlayan bir düzeneği var perspektif düzeltici lensin. Çünkü ne zaman yukarı doğru döndürürseniz açıyı hemen o üçgenleşme başlar. Halbuki siz bir üç katlı bina veya beş katlı bina'yı çektiğinizi varsayalım karşı tarafta da ikinci veya üçüncü kata çıkarsanız kamerayı yukarı kaldırmak zorunda kalmazsınız çünkü siz yukarıdasınızdır. Hı hı. O zaman da dümdüz çekebilirsiniz. Yani mimarlık fotoğrafının en büyük kanunu, en büyük kuralı, hı. binanın düşey kenarları fotoğrafın dikey kenarlarına paralel olmalı. En büyük hmm. kural budur. Hmm. Mesela eski ATV binası, benim de çalıştığım eski Sabah binası da diyebilirim iki terlideki bina. Orayı Mehmet Konur yapmış. Mı? Mesela o binayı bence bilen biri çekmiş. Eski fotoğraflarını buldum. Sonra hmm. çalışmış biri olarak da onu çok enteresan siyah beyaz yazdım. mı? Renkliler. Renkli mi? Reha Günay olabilir mi diyecektim. Yani, Reha çok, Günay çok görüyorum fotoğrafı. Çok değerli, fotoğraf. çok değerli, yani, Türkiye'nin ilk mimarlık fotoğrafçısıdır diyebiliriz herhalde. Diyebiliriz. Hı? İyi ki andınız ne kadar Hı. güzel oldu. Ben çünkü sitede birkaç ondan fotoğraf kullandım. izin alarak bir kitabından hiç dijitale geçmemiş fotoğrafları da yayınladık. Hakikaten çok değerli kitapları da var. Genellikle YM'den çıkıyor. Mimar Sinan kitapları vardır. Çok güzel kitaplar. Bu arada şöyle bir şey var. Türkiye'nin en önemli mimarlık ustalarından bir tanesi Nevzat Sayın. Nevzat'la biz çeşitli vesilelerle bir araya geliyoruz, beraber konuşmalar yaptıkça hakikaten çok saygı duyduğum birisi. Programa konuk oldu bildiğim kadarıyla. Hı hı. Hem düşünür, yani sadece tasarlamaz. Tasarladığı şeyin içinde her zaman bir düşün boyutu dahil eder. Yola çıkış noktaları çok özenlidir. Yani hakikaten böyle örnek alınacak mimarlardan bir tanesi. O da fotoğraf çekiyor ve hakikaten de çok iyi çekiyor. Kendi hesabından da zaten devamlı koyup duruyor. Çok kendine has lokasyonlara gittiği oluyor bazen falan. Onunla konuştuğumuzda... Snapseed diye bir program var Google firmasının bedava bir programı bu. Onda mesela perspektif düzeltme yapılabiliyor. Dolayısıyla Nevzat çektiği bazı fotoğraflarda yani biz ne kadar dikkatli böyle elimizi kıpırdatmadan çizgileri paralel tutmaya çalışsak da sonra bakıyorsun fotoğrafa hay Allah ya biraz kaydırmışım diye. Hmm. Ve direkt onu böyle paylaşmak da hani bir mimarlık fotoğrafçısı yani, <laughs> tabii oğlum eğri çekmişsin ya falan demesinler diye onları böyle düzeltebiliyoruz <laughs> bazen. Ama çok minor düzeltmeler tabii, tabii. tabii bunlar böyle hani bir derecelik bir açı var onu böyle Hı. şey falan. Onları da belki daha mimarlık fotoğrafı denilebilecek kıvama getirmek mümkün Küçük akıllı telefonlarla çekilmiş orası. fotoğrafları. Peki Sakıp Sabancı Müzesi'nde bir ortak sergi açıldı Hı -hı. ve siz orada Atatürk Havalimanı ile ilgili bir seri yapmıştınız ve çok etkileyici bir işti. Çünkü bitirildi ya Hı -hı. o havalimanı. Ben Hı -hı. çok üzülüyorum, çok çok üzülüyorum ve ne kadar canlı bir şekilde terk edilmiş olduğunu görüyoruz. Yani Sanki bir gaz saldırısı olmuş da insanları anında oraya bırakmış gibi terk edilmiş. Yani alınan ödüller var, içinde duruyor. Neredeyse çiçekleri bile bırakıp gitmişler Hı -hı. gibi bir hisle baktım o fotoğraflara. Sizin izlenimlerinizle görsek daha da büyük isyan ederiz diye düşündüm. Kesin, kesin. Yani şöyle beni çok üzen şeylerden bir tanesi oldu. Zaten o serinin adı Metrukiyet'in sathi Meşruiyeti diye. Ben dilimizi çok seviyorum Türkçe dilini. Farklı dillerden beslenmesini de çok seviyorum. O yüzden de o farklı dillerden Farsi olsun, Arapça olsun o tür kelimeleri modern hayatın ve modern Türkçenin içine sokmayı severim. Eski Türkçe'de bazen çok anlamlılık var ya bir evet, kelime evet, de aynen. çok derin aynen. Bir ifade de şey, oluyor. Arapçanın kelime türetme biçimi de çok seviyorum bu arada. O yüzden onları arada kullanma hoşuma gidiyor. Orada biraz hani terk edişler üzerine odaklanan bir sergi diyor. Başka terk edilmiş binalar da vardı ama başrol tabii Atatürk Havalimanı'ndaydı zorunlu terkler var. Yani bazen ekonomik nedenler var, bazen siyasi nedenler var. Bazen gerçekten bina eskidiği ve yaşanmaz hale geldiği için terk edişler var falan. Atatürk Havalimanı tamamıyla siyasi meseledir bence. Ve şu an Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pis genişletme çalışmaları yapılıyor. Ben uzunca bir süredir onu da izliyorum havadan bu arada. <laughs> ben hep uçağa binerken hep pencere koltuğu alırım ki... Fotoğrafta fotoğraf çekip etrafta yani Benim her uçuşumda muhakkak fotoğraf olur. Böyle artık milyonlarca dediğim gibi büyüyor yani arşiv. Ve insan diyor ki ya yani Sabiha Gökçen'e pis genişletme yapılabiliyorduysa biz aynı şeyi Atatürk Havalimanı'nda da uygulayabilirdik. Çevrede böyle onu kısıtlayan bir şey yok ki. Genişleyebilirdi o havalimanı yani. Ve ayrıca çok rahat bir şekilde erişilebiliyordu. Hakim rüzgarlar konusunda bir sorunu yoktu. Kuş göç rotaları üzerinde yer almıyordu. Ve İstanbul'a çok güzel bir yerden yaklaşıyordu. Yani biraz bir şehrin büyüsü ilk ona bakış uçakla mi? gelirken Doğru. bir görüntü vardır. Ay ne güzel bir yere geliyorum ya hmm. falan diye. Mesela Atatürk Havalimanı'nda o duygu hissederdiniz. Yani belki küçük çekmece tarafının öbür tarafı değil ama hani hele bir de şeyden geliyorsa rota, tarihi yarımada tarafından falan ve mükemmel bir rotaydı o. Canım çekti yani. <gülüyor> Aynen, <gülüyor> hani. Bir daha uçsak mı ya falan diye. Ondan ya, da çekilmiş bir sürü fotoğrafım vardır benim falan. Binaya gidince şunu hissettim. Zaten orada bir hani formen denir mi tabii havalimanındaki kişilere bilmiyorum ama yani baya teknik bir sorumlu vardır ya oranın bütün çekip çeviren falan çok güzel muhabbet kurduk. Murat Bey dedi bana dedi bir hafta verin ben burayı tekrar operasyonel hale getiririm dedi. Hmm. Bu havalimanın şu andaki hali buna el dedi. Hmm. Ve bence yapılmalı çünkü burası çok doğru bir yer. Yani Londra'ya bakıyoruz dört tane havalimanı var. İşte Stansted var, Heathrow var. İki tanesinin şimdi ismi aklıma gelmedi. İkisi de hepsi de majör havalimanları. Ya bir de yeni havalimanına ulaşmak, evet, oradan gelmek. Ya? Yani Kansan... Hele yurt içi uçuyorsanız bir de taksiye biniyorsanız uçak biletinden daha fazla taksi parası veriyorsunuz böyle bir şey olabilir. Şimdi bunlar zamansız yayınlar dediğim için hı hı, hı. fiyatı söylemeyeceğim. Çünkü anormal bir şey veriyoruz Hı -hı. ve metro gitmiyor. Yani bir yere kadar bir metro var Hı -hı. ama onun için dev bir yürüme, bavulunuz falan varsa Tabii. imkansız. Ya yani dünyanın hangi metropolünde böyle? Yani işte Londra'ya gidiyorsunuz, Tokyo'ya gidiyorsunuz tak diye metroyla insan gibi bir şehir merkezine gelebiliyorsunuz. Ya yani otobüsler tam saatinde kalkmaz. Doldu kalktı diyor. Orada bir saat var. Ben diyorum 10 dakikadır buradayım. Yani doldu böyle bir kabul sistem bir şey değil doldu yani. kalktı diyor bu da dolarsa kalkacak diyor o zaman yeni bir otobüs yolla diyor. yani değil evet mi? bu da dolarsa kalkacak diyor sistemi anlamaya çalışıyorsun bir saat zamanlama mevhumu yok ve zaman hiç önemli değil orada yani senin nerede indiğin kaçta şehirde olacağını planlamana imkan yok zaten taksi ayrı bir mevzu hiç konuşmayalım bir de ödül dediniz ya yani hakikaten onu özellikle fotoğrafladım zaten ya hmm. 2016 yılında çok net hatırlıyorum hmm. 2016 Avrupa'nın en iyi havalimanı seçilen bir havalimanını hedef ettik biz hmm. ve bu arada iç hat, yani orada malum tabii iç hatlar dış hatlar var dış hatlar binası da gayet düzgün bir binadır ama iç hatlar binası Hayati Tabanlıoğlu'nun bir eseridir üçgen modüler bir şekilde triangülasyonla yapılmış bir şey ve çok nadirdir çok fazla bina yoktur havalimanı o şekilde ya yani bir mimari miras o mesela o binayı ne yapacaklar hiç bilmiyorum Hayati Bey'in oğlu Murat Tabanlıoğlu'nun tasarladığı yeni AKM'de. Kırmızı bir küre var ya, evet, o evet. kırmızı küre üzerinde Kale Bodur'un yaptığı Hı -hı. o piramidal evet, şeyler evet, var evet, ya, evet, evet. onların tek kaynağı tek orası. O fotoğraflarda da var. Ona gönderme. Evet, da. evet. Yani onu tekrar canlandırdılar orada. Çok, ee, acayip, çok da hoşuma tabii. gitti. Tabii. Çünkü onlar hala duruyor orada. Bayağı da güzel bir seramik pano var. Onların hepsinin fotoğrafını çektim. Onlar ne yapılacak bilmiyorum mesela çok önemli. bunu Birisinin bu konuda hesap vermesi lazım. Hmm. O bina bir mimari miras. Ne yapılacak o bina? Kısmen yıkmaya başladıklarını biliyorum. Hmm. Millet parçası yapılacak diye. Evet işte sizin yaptığınız şey arşiv yapmak, fotoğraflamak, onları saklamak, yenisini eskisini göstermek. Hmm. Bütün bunlar bir mesaj, bir sanat, bir fotoğrafçılık da işi ve kent hakkı diye sizin de bahsettiğiniz hmm. bir mesele var ya daha eski David bir mesele. David Harvey ve Henri Lefebvre'nin kavramları. Süper. Diyorlar. Bahsedelim evet. istiyordum. Ben araya Hı -hı. da sokmak istedim. Hı -hı. Hakikaten kentte yaşamak, iyi yaşamak, birlikte yaşamak Hı -hı. hepimizin hakkı. Aslında bunlar bize gösteriyor da bu yaptığınız şeyler, Hı -hı. arşivlemeler. Yani işte eski Akbank binası, genel müdürlüğü diyebiliriz ya ondan sonra başkasının Rıza Zarrab'ın galiba ya binası oldu. Siz onu oldu. konu yaptınız çok iyi ettiniz kesinlikle. Bir, bir evet. şey de olmadı. Yani Mimar Sinan'ın karşısında Sedat Hakkı Eldem binası bir de yani ve bütün bu olanlar oldu hem de birkaç hafta içinde. Bir de o Sedat Hakkı Eldem'in külliyatı içerisinde mesela daha küçük ölçekli yapılara falan baktığımızda biraz hani o eski Türk mimarisinden yola çıkılarak yapılan, onun modernize hmm, edilmiş hmm. versiyonlarını görmek olasıdır ve o yüzden de biraz daha klasik dillidirler evet, onlar. Evet. Halbuki bina, Akbank binası farklı. çok modernist, acayip evet. farklı bir bina. Yani o anlamda en azından üzerine titrenilmesi lazım. Hı hı. Yani bu çok nadir, her zaman rastlanmayan türden bir Sedat Hakkı binasıdır. O yüzden aman ne yapalım ne edelim bunu koruyalım denmesi gerekir. Fakat ben de yani hem sizin blogda hem iki üç başka yerde de konu edildi. Hala bir hareket görmüyorum. Ne olacak merak ettim. Ben, ben de çevre esnafa soruyorum. Hiçbiri bilmiyor. <laughs> Bu kadar <laughs> ilgisiz insan olmakta nasıl olabilir bilmiyorum. Bir yani. de yani şöyle şimdi şey kent e... hakkı diyorum da e... kent hakkı e... talep edilince oluyor biraz. Aynen yani. öyle, aynen öyle. <laughs> veya biz burada ağaçların kesilmesini istemiyoruz ve buraya da bir kışla inşa edilmesini istemiyoruz demek de bir kent hakkıdır. Tabii. E çünkü orada sen yaşamayacaksın ki ben yaşayacağım arkadaş ya. Yani ben bu tepkiyi anlayamıyorum ya yani ben yaşadığım yere dair bir şey ben senin yaşam alanına habitatına gelip senin yaşam alanına ilgili bir talebim yok ki. Burada ben yaşayacağım için o talebi yapıyorum. Yani amacım hiç kötü değil. Hı hı. Aksine talep ettiğim türden bir yaşam alanım olsun ki ben de onu sürdürebileyim. Hı. Üstüne titreyim gidince orayı kirletmeyeyim. Halbuki benim olmayan, benim istemediğim bir şey yapılırsa oraya o zaman kullanıcılar yani hemşeriler orayı sahiplenmezler ve orası bir çöplüğe dönüşür. Bunu mu yapmak istiyorsunuz yani? Hı. Yani tabii ki hemşireyi dinlemek durumundasın ya. Çünkü onun için yapıyorsun onu, kendin için değil. Bu arada İstanbul Modern'de 2010'da açtığınız serginin adı da Yol. yol Sizin hı. o metinlerinizi okumak ya o da o gitti. Ben o metni çok severim. Yani <laughs> evet, böyle evet. arada yani böyle hani ne bileyim 13 sene önce yazılmış bir metin o ama... Hı -hı. ...böyle hakikaten hala hayat felsefemi yansıtır. Zaten bunlar güzel kavramlar. Neresinden tutarsanız bakarsanız bakın yola çıkmak, hı -hı. yolda şaşırmak, yolda değişmek... ...yolda var olmak kavramları yani kaç sene önce bundan yola çıkıp da... Hı -hı yola çıkmanız da çok güzel. Sizin yolculuğunuza bakınca da aslında şehir plancısı olmak için belki yola çıkılmış, sonra mimarlık için yola çıkılmış. Belki işte sonra İslam mimarisiyle, taşlı gelmiş falan. evet, <laughs> e, öne çıkan insanlarla tanışmak istenmiş. Hı -hı. Yollar taşlı gelmiş. Daha bireysel bir yola çıkılmak istenmiş. Hı -hı. Şimdi başkalarıyla da çalışılıyor. Hani sizinle ilgili konuştuk ama konudan konuya atladık. Şunları da atlamamak lazım. Sizin odun Pazarı Modern Müzeden Müze Evliya Evliyağa'ye yapı kredi kültür sanattan İstanbul Modern'e pek çok müzede eserleriniz var. Ben baktım küçük puntolarla yazılmış 5 A4 kağıda bugüne kadar katıldığınız sergiler var zaten. İşte hani kolektif bir arada sergiler Hı -hı. var. Sizin solo sergileriniz var. Merak edenler onlara da bakabilir. Hı -hı. Elle iş yapmayı sevmeniz bir yerde yakaladım not etmişim. O çok hoşuma gitti hakikaten. Hani bizler onu unuttuk ya. Çok güzel bir şey söylemişti Beral Madra. hani kızı için gitti o kadar okudu sonunda elle yapılan işe döndü diye <gülüyor> hani <gülüyor> santimetre için. Hakikaten hepimizin biraz daha ona dönmeye ihtiyacı var gibi de hissederim ben bazen. Ben ya da o zamanla geleceğimiz gibi bir endişem var yani umarım gelmeyiz ve ben hani felaket tellallığı da yapmak istemem falan ama yani ben el becerilerine ihtiyaç olacağımız dönemler bizi bekliyor olabilir. Ben iklim krizini çok ciddiye alıyorum. <laughs> bir de mesela şöyle şeylerde kullanıyorum. Biz 7-8 aile imkanlarımızı birleştirip böyle bir çiftlik kurduk ve e, o çiftlikte böyle yapılması gereken işler var. Ve kalifiye eleman bulmak da çok zor özellikle kırsalda. Mesela ne bileyim şöyle bir şey var işte tavukların durduğu bayağı iki dönüm kocaman bir kafes var bizim hakikaten tam gezen tavuk yani. Onlara mesela bir gölgelik gerilmesi gerekiyor. Hani benim becerim var ya işte çiftliğe biz orada olmadığımızda bakan bir aile var ben o gölgelikleri gererken o dedi sen daha önce herhalde yaptın bu işi falan dedi yani. Yo dedim ilk defa yapıyorum ya. <laughs> Ama sadece özen göstermeye çalışıyorum yani. Ve hani el becerimi de canlı tuttuğum için ...bir şekilde işte insan kendi işini kendi yapabilir hale geliyor. Yani ileride biz yani böyle Revolution diye bir dizi vardı. Elektrik hmm, gidiyor ve hayat anladım. sıfırdan yeniden başlıyor tabii, tabii. falan. Yani belki o günlere geleceğiz yani bilmiyorum. Bayılırım böyle hani insanlar vardır. Bir adaya düşseler en azından 10 gün yaşayabilirler ben Ben falan. idare ederim o adayı. Ben evet, no. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok yaparsınız. Emin emin olun yaparsınız. Yok. Ya. Ya. Ben hiç sanmıyorum. Yani hiç belli olmaz. İnsan ben can şey yapmayacağı şey yok yani. Diyorum ki bir adaya mesela benim hayatı birlikte yaşadığım insanla düşersek... ...üç gün içinde beni yiyebilir. Hakkıdır. <laughs> Çünkü neremi kurutacağını <laughs> bilir. Neremi ne yapacağını bilir. Yani birimiz yaşamak zorundaysak o yaşası yani. <laughs> hakkıdır yani. Çünkü hani burada buradan bile söyleyeyim yani. Ben beceremezmişim gibi geliyor. Çok da özeniyorum elle ilgili işler yapan. Yani işte bir röportajınızın başında ördüm. Kentler bizi beceriksizleştiriyor diyorsunuz. Hı -hı. Yani o artık her yerde böyle gibi geliyor. Hı -hı. Kırsalda da öyle her şeyin kolayına, hızlısına öğrenmeden yapmalara geçiyoruz Hı -hı. ya. Yani ben komposta da kalkıştım evde yapmak için. Yani of ya dedim Tamakoçi çocuklar bakılıyordu ya bir ara Hı -hı. elektronik. Onlar gibi ya çocuk bakmak <laughs> gibi bir şey <gülüyor> yani. <gülüyor> o, tabii, 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 Bayağı kesinlikle. zorlu bir işmiş evet, tabii. yani. Onlara emek, çaba Güzel harcamak spreyler lazım. Spreyler oluyor, talaş koyacaksınız Hepsini Bilmem yaptım, falan tığı, ha, hepsini toz. yaptım. Bir kere toprağı mı yaptım bahçemize de? gönderdim onlara ama sonra bir arkadaşıma hediye ettim benden bu kadar. <laughs> ya ben de o kadar kalıyor. Yani çok güzel konuşmak istediğim çok konu var ama biz ayrıca sohbet ederiz derim. Nasıl fotoğrafçı olunur genel başlığıyla sorayım. Siz neyi cevaplamak isterseniz onu yanıtlayın. Galiba böyle bir hedef belirlemek lazım ya. Yani hani mesele belirlemek lazım. Yani çünkü hmm. ben böyle derslerde falan da soruyorum bazen belli bir konuya yönlendirmek için. Nedir olayınız diyorum yani. Nedir meseleniz? Ondan sonra zaten artık ne olduğunuz da önemli değil. Yani gazeteci de olabilirsiniz, fotoğrafçı da olabilirsiniz, sanatçı da olabilirsiniz. Yani olayınız ne, meseleniz ne ve hangi konuda o meseleye dair bir şeyler öğretmek istiyorsunuz, yoksa o meseleyi mesele etme hakkınız yok diye düşünüyorum ben. Hmm. Yani o yüzden, yani fotoğrafçı bence ilk hani bir duruş belirlenmeli, hayatta bir duruş. Gerisi çünkü bana biraz teferruat gibi geliyor. Ondan sonra o duruşa sizin hangi benimsediğiniz şey eşlik edebiliyorsa. Onu seçmelisiniz. Yani fotoğrafsa fotoğraf. Fotoğraf bana çok güzel eşlik ediyor. O yüzden onu seçtim. Neyi görmeyi tercih ediyorsunuz? Ee, evet yani bir onda. de çok Tabii böyle ki. iletişimle yani ben her ne kadar hani utangaç bir tip de olsam... ...bazen böyle yabanileşsem falan da sonuçta ben aslında aslen iletişmeye çalışıyorum birileriyle. Yani insanlara bir şey aktarmaya çalışıyorum. Yani bakın bir de bu yandan bakar mısın demeye getiriyorum hmm. veya ya ben bu işten çok etkilendim veya çok endişe duyuyorum. Ne dersin sen de bir baksana demeye çalışıyorum. Fotoğraf da onun için ideal bir alan. Hmm. Ee, neden? Çünkü şu an itibariyle bu bizim mobil cihazlarla hepimiz fotoğrafçıyız ve buna mesela çok kızan bazı eski klasik fotoğraf ustaları var. Ben anlayamıyorum neden kızıyorlar. Yani daha ne istiyorsunuz ya? İnsanlar sizin aktif olduğunuz bir alanda deli gibi fotoğraf çekme heyecanı taşıyorlar. O zaman ne güzel işte onlarla iletişmek için bulunmaz fırsat. O yüzden çok ciddiye aldığım bir alan ve şu an bu mobil cihazlar sayesinde de hepimiz siz hakikaten zaten çok niyetli ve bilinçli bir şekilde bunu yapıyorsunuz. Birçok insan farkında değil ki aslında zamanın çetelesini tutuyorlar şu anda. Yani biz bilinçli yapıyoruz. İkimizi ayrı tutuyorum burada. Ama diğer bütün sade vatandaş, yani fotoğrafçıyım demeyen ve her gün akıllı cihazını çantasından veya cebinden çıkarıp fotoğraf çeken insanların hepsi bu ülkenin çok ihtiyacı olan bir görsel belgeleme yapıyorlar. Tabii. Bir gün güzel. telefonları kaybolsa da belki sosyal medyada bir yerde o fotoğrafları bulacağız. Ve son olarak belki şöyle bitirebilirim. Eskiden hani yeteri kadar bazı şeylerin kaydı tutulmamış diye de konuşmuştuk ya. Şimdi mesela şehri çalışan, özellikle şehri konu edinerek çalışan çok fazla fotoğrafçı yoktur. O yüzden Selahattin Giz önemli. Aragüler insan odaklıdır. Aragüler'in fotoğraflarında kenti bir arka plan olarak görürsünüz gene de. Tabii. Oradan da bir ipucu edinilir. Fakat bazen her ikisinde de yoksa... Bir de Cengiz Kahraman vardır o hala yaşayan ve kendisi de çeken ama aynı zamanda da fotoğraf biriktiren müzayedelerden eski fotoğraflar alan ve hakikaten İstanbul arşivi deyince eski İstanbul deyince ilk akla gelen işte üç isim o. <laughs> Selahattin Giz, Cengiz Kahraman, Aragüler. Üçünde de yoksa aradığınız şey şuna başvurulur. Eski Türk filmlerine gidilir. Orada çünkü bir şekilde o kamera geçmiştir evet. oralardan. Evet. Oradan bir ipucu elde edilir ve o delil olarak değerlendirilir. Şu anda da sosyal medya öyle. Tabii. Ya birçok insan şu anda farkında olmadan Türkiye görsel kültüre inanılmaz bir katkı yapıyor. Şu anlamda bile öyle. Sizin bu saydığınız üç isim bir de Atatürk'le çalışan bir yabancı fotoğrafçı var. Otmar Ferse Tamam. Çok önemli bir adam. Çok, çok önemli, önemli. Çok, çok ben, önemli bir ben adam. onun yaşadığı binayı yazdım. Freyja'yla aynı binada, Elirak'ta. Zaten onu öyle keşfedip sonra bakmaya başladım Hı -hı. vesaire. Ben şimdi sosyal medyayı şu anlamda da kullanmaya çalışıyorum. İnsanların elinde, kendi ailelerinden fotoğraflar var. Hı -hı. Bizler onları da kaybediyoruz. Bu işte saçılan terekelerle olsun, sahaflarda gidiyor, yakılıyor, atılıyor. Ay, i̇şte hele, işte içim acıyor Hı -hı. ve sosyal sosyal medyada şöyle bir binada yaşadıysanız, böyle bir konakta bulunduysanız sürekli duyurup aileden fotoğraf almaya çalışıyorum. Yani fiziki hı hı. almaya çalışmıyorum. Çekin bana gönderin yani artık çok kolay. Mesela öyle de bir tamamlanma yapılabilir. Bugünün avantajı o aslında ama hı hı. yeterince duyurabilirsek ve özenilirse. Sizin projeyi görünce benim aklıma şöyle bir şey geldi. Böyle bir türlü yapamadım. Belki bakarsınız beraber çalışırız bir gün o anlamda. Şöyle şimdi eski yani bizim büyüklerimizin binalarına, iç mekanlarına, enterylerine bakınca tabii ben bir memur ailesi çocuğu olduğum için çoğunlukla da o tür insanlar tanıyordum falan. Yani çok imkanlı insanları kastetmiyorum çok böyle eklektik bir iç enteriyor estetiği vardı. Yani çünkü havire parça parça yapılırdı tabii, ev. Yani ilk mutfak yaptırılırdı. Ha. Sonra birden ha. yemek masası ve salon eskirdi biraz. İşte ondan sonra o. ama sonra biraz işte günün ya beş sene geçtiği için veya biraz daha belki fazla geçtiyse işte günün estetik eğilimleri değiştiği, mobilyacı değiştiği için birden böyle yeni bir estetik girer evin içine. O yüzden de böyle toplama bir estetiktir o eski evler, büyüklerimizin evleri. <laughs> Ve bazen de tabii herkes yapmaz onu ama arada işte televizyon üstüne dantel koyma falan filan gibi meseleler de devreye girer. Ya mesela şimdiki evlere baktığımızda halbuki böyle bir tek elden çıkma biraz tabii bu Bauhaus veya IKEA falan gibi firmaların da getirdiği bir şey bu. Yani daha sade bir estetik ama sade estetikte de benzeşme çok oluyor. Ben de hep sade taraftarıyımdır ama ama yani herkesin evinde aynı Ikea bardağını görmeye başlıyorsun Hı -hı. falan. Hı -hı. Düzgün, iyi tasarlandığı için tabii herkes beğeniyor. Ya tabii bunların sosyolojik okumaları ya, Mesela müthiş. o evler çekilmeli yani biz büyüklerimizin tabii. evlerine gidip yani kaç senedir bu benim böyle 5-6 senedir falan var belki Hı -hı. daha fazladır kafamda bir türlü yapamadım ya yani hatta bir bazı aslında, akrabalara söyledim ya evini çekebilir miyim bilmem ne falan diye. Hayat mücadelesi içinde buna yer bulamadım bir türlü. Hmm. O estetin çekilmesi lazım çünkü o büyükler gitti yan bir daha o estetiği göremeyeceğiz biz. Hem de nasıl? Yani Mobilyalar ya yani. evet, kalsa bu kumaları yaparken o kadar çok şeye rastlıyorum ki Hı -hı. işte mesela Hı -hı. Vedat Tekten bahsettim son hayatını o oku, oku bitiremiyorum. Bir 18 sayfalık oğlunun yazdığı belge buldum. Hı -hı. O işte vali konağı 39 numaralı ev diye yazmış. Orada kendi mobilyalarını yaptığını anlıyorum. Sonra bir müzayededen o mobilyaları bu Buldum, kim almış merak ediyorum. Doğru. Yani mesela işte hep bununla örnek veririm. Bir dönemin mutfaklarında neredeyse pencere yok. Işıksız. Çünkü ya hizmetliler için ya kadınlar için öyle bir yer uygun görünmüş. Yani hı. o günün sosyolojik okumasıyla bugün ne kadar farklı artık salonları mutfağa kuracağız tabii, değil tabii, mi? Tabii. Hı hı. Onları birlikte yapmak lazım. Siz birlikte yapsak keşke dediğinizde bir tane sosyal medyada çok dolaşan esprili bir şey var ya. Bir kadın arabanın arkasında gidiyor. Hanımefendiye soruyor. Kiminle tatil yapmak istersiniz? A kocanızla ...kadın direkt be diyecek. <laughs> <laughs> ben de öyle Güzelmiş. hemen... ...a, kabul diyecektim. <laughs> Keşke siz de <laughs> öyle bir şey yapabilsek. <laughs> bir de sizde ne arşiv vardır şaka maka. Bir de o okumaları çok güzel yapıyorsunuz. Hmm. İşte hmm. sosyolojisiyle... ...felsefesiyle, hmm. mimarisiyle... E ...bir de fotoğraf var. Hmm. Arşiv tutucususunuz. Yani kente ayrı bir... ...ilginiz var. Hmm. Bütün bunlar... ...hani siz ne kadar işte ben... yabaniyimdir falan ama sizde bir habercilik... ...de görüyorum ben. Yani Evet biraz öyle görülebilir. Doğru. İşte kuzey hmm. ülkelerinde gittiniz ya o tohum bankası yapılan hmm. yere. Hmm. Mesela oraya sizi almıyorlar. Arka planını da okudum birkaç konuşmanızı da dinledim. Gidiyorsunuz adama ısrar ediyorsunuz bir kahve içebilir <laughs> miyiz? Yani oradaki <laughs> Doğru, bilgiyi <aslında> almaya <gülüyor> çalışıyorsunuz. <gülüyor> evet. Yani o tam bir gazetecilik benim için tavır. Doğru. Meraklı bir insan tavrı. <laughs> o işte o işi için işini düzgün yapabilmek tam <laughs> yapabilmek için o yabaniliğin de hani sizin deyiminizle de söylüyorum aşıldığı bir an... <laughs> Peki bu maddi durumlara gelelim. Siz şimdi bir sanatçısınız. <laughs> Eğitim görevlisi olmak okey. Akademisyenlik bir şey. Fotoğrafçılık deseniz o da bir şey ama sanatçılık tarafı daha dengesiz sanki. Ya da siz söyleyin. Ya şöyle aslında o iş çok zor ya. Yani <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle şimdi ben zamanında ekonominin çok iyi gittiği dönemde hakikaten çok iyi gidiyordu. Yani şöyle yurt diyeyim. Yurt dışında da çünkü eserlerle Evet daha yani bir yurt dışında bir galerile işbirliği ha. yapıyorduk. Orada bayağı yüksek miktarda edisyon fotoğraf satışı gerçekleşti. O sırada profesyonel çekimler de geliyordu ve benim verdiğim bütçeleri kabul ediyorlardı. Yurt içinde de eser satıcı devam ediyordu. Tabii üniversiteden aldığım maaş o zaman belli bir şeye karşılık geliyordu. Şimdi tabii durum öyle değil falan filan. Yani her şeyde çok ciddi bir aşağı gidiş var. Yani ben mesela daha önce kazandığım gelirin şu anda herhalde rahat nereden baksanız üçte birine falan inmiş durumdayım. Gibi, ee, rahat yani et. belki dörtte bir bile hmm. olabilir. Öğrenci de yetiştiriyorsunuz bu hı hı alanda. Hı hı hı. Onlar da sadece salt fotoğrafçı olmak isteyebilirler. Tabii, yani tabii. nasıl bir alan bekliyor onları? Çok doğru dediniz. Bir de şöyle bir şey var yani insan tabii kendi bulunduğu alanı biraz romantize edip yani çünkü <laughs> ben bunu seçmişim ben seçtiğime göre doğru olsa gerek falan kafasında düşünüyoruz ya bazen savunuyoruz böyle tabii, falan ne oluyorsa abi senin senin akraban mı fotoğraf alanı niye savunuyorsun yani. Ben hiç savunmam gazetecilik <laughs> <falan>. seçtiğiniz. <laughs> aynen yani ben de biraz öyle demeye getiriyorum yani başta hakikaten diyorum ki yani çocuklar bakın hani ben sizin açlıktan nefesiniz koksun istemem. Yani <laughs> dolayısıyla o yüzden ya fotoğraf çok güzel, mok güzel Hı -hı. falan ama yani hele sanat alanında falan da öyle yani hani e, şu sanatta da bir de çok ciddi bakmayın dışarıdan çok ışıltılı duran bir alan ama bizim alanda Genç sanatçılara destek falan çok moda bir şeydir. Onun meali şudur aslında. Genç sanatçı tabii daha yeni mezun olduğu için ve daha bir duruş geliştiremediği için çok da haklı o yaşlarının duruşu geliştireceğim mümkün Hı -hı. mü? Hı -hı. Daha seni yeni tanıyorlar işte yeni aralarını almaya başlıyorlar bilmem ne falan. O yüzden genç sanatçı çok çabuk yönlendirilebilir. Hani şu tür işler yap çocuğum, şu ara bu tür şeyler moda bilmem ne. Ya da bak işte bir müşteri diyor ki şöyle falan filan. O yüzden nasıl diyeyim böyle bekledikleri gibi şeyler olmayabilir. Yani destekler bazı destek fon programları var. Onlar sadece belli tür insanlara verilir. Belli söylemler içinde olan insanlar sadece destek alır. Şimdi bu taraflarını anlatıyorum onlara ki Halbuki sen bir fotoğrafçı olarak çalıştığın zaman çok net bir ilişki var. Yani birisi sana bir brief veriyor, onun karşında az ya da çok bir bedel veriliyor. Sen de belli bir sayıda set fotoğrafı teslim ediyorsun. İş bu, business yani. Tamam, aldım, verdim, çektim. Halbuki sanatta öyle değil. E, güya sen kendi istediğini yapıyormuşsun gibi duruyor ama işler pek öyle değil. Ben bazı konuları açık konuşmayı severim. O yüzden diyorum ki yani sabit bir gelir olabildiğince sabitleştirebileceğin bir gelir kaynağıyla bu işi yürütmeye çalış. Ya bak ben de işte hani bu yaşa gelmiş bir insanım. Hep hayatımda öyle yapmaya çalıştım. O yüzden ben bu üçlü yapıyı devam ettiriyorum. Yani üniversite hocalığı, işte sanatçılık bazen de çok azaldı bu aralar ama profesyonel fotoğrafçılık o zaman şey yani bir yerden akmazsa öbüründen akıyor. Öbür taraftan akmazsa diğerinden akıyor. Bir şekilde backuplıyorsun sistemini aslında. Peki şuna ne dersiniz? Şimdi biraz önce Hatice Hanım'ın sanatçı kavramını anlatırken söylediği şeyi kendisi de eleştirerek söylüyorduyu belirttim ya ben zaten. Bir isim yapmak. Ünlü olmak hmm. şart da şart oldu galiba yani fotoğrafçıların bile ben daha güzel daha yakışıklı olmaya başladığını ve onların daha kabul olduğunu <laughs> daha partileri, ortamları gideninin daha kabul olduğunu genç nesilde yani böyle bir tabii ki çok büyük bir genelleme yapıyorum ama bunu da görüyorum yani hani ki çok fotoğrafçı arkadaşım var gazetelerde çalışan bir insan olarak çok ödüllü çok başarılı olan o sosyal ilişkiler her zaman tabii ki etkiler. Bazen de iyidir. Kolay çalışabildiğin, kolay sosyal ortamlarda olduğun insanlarla olursun falan. Hı hı. Ama isim ne kadar önemli sizce? Evet, bu işte bir yerde gelip olay oraya bağlanıyor galiba. Evet yani maalesef önemli galiba. Yani şöyle ben hani bazı yabaniliklerim ve asosyalliklerim olduğunu söyledim ama burada bana asosyala sosyal medya yardımına yetişti asosyalin. Hmm. Yani ben çok erken dönemlerde kullanmaya başladım. Böyle gayet organik bir şekilde şu an hani böyle müthiş yüksek bir rakam değil ama az da değil. Ve belli bir izleyici kitlesi var. Bir zamanlar yaştaş veya benden birazcık daha büyük sanatçı arkadaşlarım biraz yadırgıyorlardı beni. Sen ne arıyorsun ki orada falan diye. Ben de demeye geçiyorum ya tamam anlıyorum niye tepki gösterebildiğinizi. Belki bizim yaşta veya bizim profilde insanların yeri değildi. Belki ilk ortaya çıktığında bunlar ama. Ama denize <laughs> bir şişe bırakıyorum yani. Evet. Bir i̇çinde bir mesaj var. Ona evet. ulaşmak istiyor. yani Mesela bende şey yoktur. Sergilerimi ben e-maille haber vermem. Mail grupları var. Hmm. Benim sergim var. Şuraya gel diye herkese duyururlar mesela. O bana biraz daha hani daha fazla aktif gel ya falan. Halbuki ben sosyal medyaya koyarken belli bir hedef kitlem yok o sırada kim izliyorsa o yani tamam. o yüzden de o bana mantıklı geldi o başta o merakla ilgili bir şey bence bir de siz teknolojiye meraklısınız bu ortamlarda işler nasıl oluyor hmm. hep görmek istiyorum o dinamikleri ben... de görmek istiyorum evet. sonra mesela şey, tanıyordum ilk böyle mesela kendi ismimi etiketlemeyi Şimdi mesela hiç utanmıyorum. Onu <laughs> direkt koyuyorum ki hani o içerikte, o isimde birine ulaşmak istiyorsan etiket hmm. üzerinden ulaşmak hmm. isteyen insanlar var. Hmm. O ona yarıyor. Hatta son zamanlarda işte bu hani ikimizin de hani tutkulu olduğu konu bilgi belge arşiv Hı -hı. üretmek falan filan. Mesela son zamanlarda bir şey daha açtım bir utangaçlığı daha. Mesela şimdi artık Murat Germen Arşivi diye de bir tag koymaya başladım. An... Ki niyetimin bu olduğunu bilsinler. Tabii, tabii. Çünkü dikkat süresi çok azaldı. İnsanlar sizin bir parmağın gezinme hızıyla sizin yaptığınız içeriye bakıyorlar. Yani ya aşağı yukarı ya sağ sol. Size ayıracakları zaman artık kaydırıp zamanı yani. Hı hı. Dolayısıyla ben o kaydır zaman içinde ne sıkıştırabiliyorsam sıkıştırabilmem gerekiyor. Hı. Dolayısıyla evet isim isim tabii böyle zor konular konuşmak için ama yani evet en azından güvenilir bir kaynak yaratmak gerekiyor. İsim yaratmak güzel. Ha, ve önemli ve ama nasıl evet, evet. yaratıyorum? Bir de mesela o profilde her türlü malzemeyi koymaya çalışıyorum. Yani Hı. siyaset meselesini uzak tuttum olabildiğince. Çok ciddi siyasi eğilimlerim olsa da <laughs> onları daha çok Twitter'da ve Facebook'ta yapmaya çalışıyorum. Ha oradan ee, da evet, kimlere hedef gösterin ki buraya. <laughs> <laughs> Instagram daha bir eğlence mecrası ya orası. Çeşitli bir şeyler koymaya çalışıyorum. Yani diyelim Budapest'ten bir şey koyacağım. Onu da mesela hep böyle şehirci ve mimar kimliğimin veya işte o şehirde bir şey algıladıysam ben mesela hmm. orada Tuna üzerinde dev asa ama inanılmaz büyük gezi tekneleri var. Hmm. Onları mesela şu an şöyle değerlendirmek geldi işini. Öyle sununca mesela insanların ilgisini çekiyor. Dedim ki Bunlar yüzer meydanlar aslında hmm. kentteki kamusal tabii, mekanın tabii. suya uzaması ve birden böyle hareket eden meydanlarımız oluyor. Yani ben Mesela Venedik'te San Marco meydanında hmm. duracağımı Venedik'in kanallarını dolaşan devasa bir meydan boyutlarında bir teknede hmm. dolaştığım zaman o zaman da hem meydandayım hem de aynı zamanda çevremden bir şeyler geçiyor falan onları hmm. görüyorum. Sizin yani... işlerinize benzer de tam bir şey olmuş. Yani düşmüş. böyle hem bir içerik sunayım hem kendi fotoğrafçılığı onları koyayım. Hem de insanların normalde dikkatlerini çekmeyecek bir noktaya dikkat çekeyim. Veya Budapest'den diğer başka bir şey mesela. O da bayağı ilgi gördü çok hoşuma gitti. Onlar çok ilgimi çekmişti çünkü. Hiçbir şeye de o kadar vitrinlere odaklanmadım. İnanılmaz kendine has vitrinler var Budapest'te de. Bir onlu seri öyle koydum. Çok ilginç içerikler var çünkü ve bayağı böyle... Bizde cumba vardır ya mimaride. Hmm, hmm. Cumba gibi önem vermişler bayağı bildiğin. Hmm. Böyle çok özen göstermişler metal işçiliği bilmem ne falan filan. İyi. Öyle şeyler yapmaya çalışıyorum genelde. Şimdi bir de Nazım Hikmet'in yeğeni olmak durumu var. Küçük yani küçük yani ama sonuçta kız kardeşi sizin nineniz. Yani anneanneniz değil evet, mi? Evet, aynen. Sonuçta o büyüttü sizi. O ilişkide Nazım Hikmet hiç konuşulur muydu? İşte o böyle biriydi, muhabbeti olur muydu? siz Sizce oradan ne almışsınızdır ya da aldığınız bir şey var mı? Çünkü bu eski söyleşilerinize de baktım. Hani övünmemek bir yana sadece bir kelime geçiyor, birkaç cümle geçiyor gibi ama mutlaka konuşuluyor yani. Bu da Nazım Hikmet yani? Ya çok gurur duyduğum bir bağ samimiyetle söylüyorum. 63'te ölmüş Nazım ben 65 doğumluyum yani dolayısıyla zaten tanışma fırsatımız olamazdı. Bir de tabii vatandaşlıktan çıkarıldı. Yurt dışında öldü. Belki yılları tuttursak bile zaten görüşemeyecektik. Yani ailenin başına o kadar çok şey gelmiş ki yani adam sadece siyasetle ilgileniyor şair ve belli bir ideolojinin tutkunu diye hiçbir şey yani ne adam öldürmüş ne düzeni değiştirmiş ne bilmem ne falan yani onlarla yıl hapis yatmış bir adamdan bahsediyoruz. Hümanisttir. Kesinlikle Nazım'ın hümanizmi solculuğunca önce gelir. Ben de solcuyum sonuç itibariyle ama solcu arkadaşlarım alınmasın. Ve bu arada onun Rusya'yı çok ne derler farklı bir yer olarak bulması... 18 yaşında Lenin Rusyası'na yaptığı ziyarettendir. Yani gerçekten çünkü Ekim devriminde çok acayip devrimsel şeyler olmuş. Yani dünyayı değiştiren şeyler olmuş. Tabi o dinamiği görünce sonra hapisten çıkınca işte askeri almaya kalkışıyorlar. 50 küsur yaşında kalp hastalığı var o biliniyor. Tabi ki öldürmek niyetleri ve o da kaçmak istiyor. Kaçmak istediği yerde tabi daha önceden gördüğü aman neler oluyor burada dediği Rusya. Ama sonra bir gidiyor ki Stalin Rusya'sı karşısına çıkıyor ve hiç de umduğu gibi değil. Hatta Stalin'e karşı yazmaya başlıyor. Peşine KGB, yani sevgililerinden bir tanesinin KGB ajanı olduğu söylenir falan filan. Yani Mektuplar çok içi var çok rahat. sizin ailenizde ya mesela var... size de yazmıştır. Yani size dediğim Tabii tabii. Yani onların bazıları Nazım Hikmet Vakfı'na verildi. Bazıları var. Bir iki tabii daha şahsi olan şeyler tutuldu. Ama büyük çoğunlukla vakfa Bunları verildi Bunları mı anlatıyor? Ne anlatıyor? Şiir ee, mi yazıyor? Yani daha çok tabii daha kişisel, ailevi, ailevi. şeyler. Yani böyle orada tabii çok edebiyat... Onu, e, onu merak ediyorum. Yok, Aslında daha, daha, daha aile şeyleri daha, merak ediyorum. Daha ediyormuş. normal yani bildik mektuplar yani hmm. sonuçta. Onlar kaç kardeşlermiş? Anneanneniz var, Nazım Hikmet var. İki ee, kardeşler. O kadar, o ha. kadar. Bir de ne kadar yakın evet, aslında aynen. değil mi? Çok acayip. Hı. Yani, ya aile geniş ama... iki evet. kardeşler hı hı. yani anneanneniz için de çok zor olmalı değil ama mi? Ama işte çok şey bir kadındı dediğim gibi yani çok iyi hı. idare edebilen bir insandı ve gıyaben aslında Nazım'ı tanıdığımı düşünürüm hep. Çünkü bende bazı eski fotoğrafları vardı Nazım'ın ölmeden önceki böyle 1960-61-62 yıllarında çekilmişken orada böyle bir yüz ifadesi vardır ve çehre vardır. O direkt anneannem yani hı. hemen tanındığım bir yüz diye baktım hep. Bir de bu hümanist tarafı da her zaman çok zikredilmez. Yani hep hani çapkınlığından konuşulur. Ondan ama okuyanı anlar sonra... ya. <laughs> Adamı okuyan yani. Ya tamam çapkın evet doğru ama yani hayır hümanist <laughs> tamam, tarafı evet onu kastediyorum. Evet, evet. Yani A, çapkın aynen. olsun zaten yakışıklı hoş bir yani, adam yani. Evet, hoş bir onu, çok çok evet, hoş bir adammış. Onu da yani. atlamamak lazım. Yeterince uzun da yaşamamış olsun da. Peki son soru tam da Nazım Hikmet'ten de bahsetmişken Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız? Yani şöyle, öncelikle birbirimizden korkmamamız gerekiyor. Hı hı. Bence bu toplumdaki en büyük eksikliklerden bir tanesi güven. Güven de neyle oluşuyor? Ben mesela saygıyı hep sevgiden öne koyarım. Yani mesela aşk çok üzerine konuşulan bir kavramdır ama ben bazen biraz hani bu şey deniyor ya hani İngilizce overrated deniyor hı. falan. Ya yani aşkı biraz öyle bir kavram olarak görüyorum. Biraz fazla üzerinde duruluyor bence. Asıl önemli olan saygı. Yani çünkü ben sayıyorsam zaten otomatik olarak severim ya. Yani gerekiyorsa da hani aşık olunabilecek bir durum varsa da sevgiden sonra da zaten direkt hemen aşık konumuna geçersin. Yani ilk başta saygı. O saygı olduğu zaman güven de oluşuyor, sevgi de oluşuyor. Ve belki son zamanlarda olan gelişmelere baktığımızda iki kesim arasında çok ciddi bir kutuplaşma oluştu gibi oldu. Siyasetçiler ve gündemi ve gücü elinde tutanlar kutuplaşmayı her zaman çok severler. Dünya yönetenler de bunu yapıyor. Dünya yönetenlerin kutuplaştırma yöntemleri de farklı. Onlar ya din üzerinden gidiyor ya gelir üzerinden gidiyor ya coğrafya üzerinden gidiyor falan. Yönetim için iyi bir yöntem. Yönetim için... Yani küçücük bir aile içinde e şey, bir kutuplaştırıp böl parçala böl, yönet böl, böl yani en yani. yani bildiğimiz taktik. Bence bunları aldırmamamız lazım ve bizim daha önce belli ön yargılar çerçevesinde belli görevler veriliyor bize. Şu insanlardan haz etme diye. Ben de inadına inadına yaptığım her konuşmada bütün bunların tersine gitmeye çalıştığım ve direkt gözlere baktığım için mesela benim konuşmama herkesinden insan her zaman gelir. Hmm. Ve herkesinden insan her türlü e, talepte bulunabilir benden. benim yapmaya çalıştığım o. Galiba yapmaya çalışmamız gereken de bu. yani evet, kim Bireysel ol... olarak başlamak e, lazım. A olabilir. Aynen. aynen. Hmm. Yani çünkü ben daha büyüğünü değiştiremiyorum zaten. Gözüm orada değil. Siyasetçi olma niyetim yok. Güç edinme niyetim yok. Çok zengin olma niyetim yok. Dolayısıyla ben bireysel olarak ancak bir şey yapabilirim. O da hmm hepimizin bu çabayı gösterdiğini görüyorum. İçerik üretici insanların büyük çoğunluğunu ve bence bir şeyler olacaksa, Türkiye'de becereceksek günün birinde birlikte yaşamayı bunlar bizim sayemizde olacak. Çok güzel söylediniz. Ben de bir eğitim konferansına katıldım. Dört Hı -hı. kadın katıldık. Farklı alanlardan, farklı işler yapan. Biri işte şempanzelerle araştırmalar yapıyor. Hı -hı. Biri işte Otoma 40 Kırkpınar diye kendi kozmetik ürünlerini Hı -hı. üretiyor ki o da bir şehir planlamacısı aslında. Bir diğeri de Rümeysa vardı. Elektro gitar çalıyor. O elektrik gitar diyor. Farkını ben bilmiyorum. Hı -hı. Ama başörtülü ve onu da tanımlıyor. Yani niye bunu tanımladım? Çünkü e, okula girmekte Zamanında zorlanmış, çeşitli sorunlar yaşamış ve feminist. Kendine Müslüman feminist diyor. Rachel Blok diye bir blokları var. Ben de konuşmaya gitmeden önce hani tanıdıklarım var, tanımadıklarım var bakıyorum Rümeysa'yı tanımıyordum Hı? ve bloğa bakınca ne kadar aslında farklı yerlerden bakıp farklı yerlerde durup. Pek çok benzer şeyi düşündüğümüzü oradaki pek çok insanla birlikte görmek müthiş etkileyiciydi. Hı hı. Yani aslında durduğumuz yerler aynı olabiliyor. Bu şehirler ya da işte yönetenler ya da idareler bir şekilde bizi ayrı tutmayı başarıyorlar. Oysa hı hı. aynı sokaklarda yürüsek, bir araya gelsek, hı hı. konserlerde, hı hı. konuşmalarda ya da belki sosyal medyada bile daha birbirimizi anlayabileceğiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Gel ben hiç Asıl, çok hızlı, asıl, hızlı asıl hızlı ben teşekkür ederim. <laughs> Bay acayip dolu dolu konuştuk. Biz daha da konuşuruz. Çok Hı -hı. çok keyifli her zaman. Çok zihin açıcı oluyoruz. Çok sağ olun. Tekrar ben tekrar teşekkür olun. ederim asıl. Sağ olun.